mesleğimizi ve ülkemizi ilgilendiren konular düzeyinde burada tartışmak ve karşılıklı fikir alışverişini bulmak istiyoruz. Ve bu amaçla düzenlediğimiz konferansların altıncısı bugün. Biliyorsunuz belki izlemeyen vardır. Ruşen Keleş Hoca ile başladık. Geçen ay Mayıs ayında Beyç Ak vardı ve bu devam edecek yıl sonuna kadar. Temmuz-Ağustos'ta ilan ara vereceğiz ve Eylül-Ekim'de, Kasım ve Aralık'ta devam edecek bu konferanslar dizisi. Gündemde Korkut Boratav var. İlhan Tekeli var planlamacı olarak ve o da gelecek burada. Biz de bilgilerini paylaşacağız, tartışacağız birlikte. Ben Sayın Kaboğlu'na huzurlarınızda tekrar bir kez daha teşekkür ediyorum bu daveti kabul ettiği için. Sayın Kaboğlu bugün bizlere hemen genel seçim sıcaklığında hukuk devletinde hakların etkili kullanımı başlığı altında bir sunuş yapacak. Özellikle biliyorsunuz ülkemizde özellikle 85 sonrasında imar kanunu, çevre kanunları ve bir dizi kenti ilgilendiren, yaşamımızı, geleceğimizi ilgilendiren ülkemizde birçok düzenleme yapıldı. Bunların büyük çoğunluğu da kent ve çevre ile ilgiliydi. Mimar Odası 86-87 yılından itibaren bu sürece ilişkin, bu yasal düzenlemelerin sonucu olan bir takım gelişmelere, kararlara, plan değişikliklerine karşı, kente karşı yapılan suçlara karşı bir dizi davalar açmaya başladı. Ve bugün biliyorsunuz ki tüm Türkiye'ye yayıldı HES'lerle, işte yeşil alanlara, imar hareketleri, 3. köprü, 3. havalanı ve onların bağlantılı yollar, tünel, tüp geçitler, tüm kenti, HES'ler, kentlerimizi, doğal yaşam alanlarımızı, yaşamımızı, kısaca yaşamımızı etkileyen bu konularda davalarımız ve mücadelesi kentlinin, meslekçilerin olduğu gibi artık tüm kentlilerin, sokakta yaşayan insanların sokağına sahip çıkma mücadelesi başladı. Tabii bu yargıyla, önce yargıyla, yargıya başvurmayla sürüyor. Yargıya yaptığımız başvurularda ses geliyor değil mi? Artık özellikle 2002 sonrasında ve 2010 yılında referandum sonrasında yargının da siyasallaşmasıyla, yargının siyasetin baskısı altında olması koşullarında olumsuz kararlar almaya başladık. Bir tarafta yargı kararları varken özellikle 94'te başlayan 2002 yılında da AKP hükümetiyle yargı kararlarında uygulanmadığı bir sürece girdik. Ve böylesine bir süreçte vatandaş olarak, vatandaşlar olarak, bu ülkenin insanları olarak haklarımızı yasalarla korunamayan, yargı kararıyla korunamayan haklarımızı nasıl alacağız, nasıl koruyacağız? Hak mücadelesini nasıl vereceğimiz hep gündemimiz olan bir konuydu. Zaten yılbaşından itibaren başlayan konferanslarda da bu konuları hep gündeme geldik. Gündeme aldık. Bugün de Sayın İbrahim Kaboğlu bir tarafta seçim gündemi, diğer tarafta da merkezi ve yerel yönetimlerin görev, yetki ve sorumluluktan aşan eylem içine girdiği bir ortamda bizler vatandaşlar olarak, bu ülkenin insanları olarak haklarımızı nasıl savunacağız? Ya da hukuk devletinin, insan haklarının etkili olarak kullanımını nasıl sağlayacağız? Buna direnme hakkımız da dahil. Direnme hakkı değişik toplantılarda tartışıldı ama bu ortamda, bu salonda direnme hakkı nedir? Direnme hakkını nasıl yaşama geçireceğiz? Gibi sorularımız var. Bu konferans sonrasında da bu soruların daha da artacağını göreceğiz ve onları da sizlerden cevabını alacağız. Ben öncelikle sözü size veriyorum. İbrahim Bey, buyurun. Tekrar teşekkür ediyorum. Sunuş var mı? Hayır, gerek yok. Tamam.
Buyurun, burada otur. Oturabilirsiniz. Tamam, peki. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür sözü size bırakıyoruz. Sağ teşekkürler. Olun, sağ olun. Merhaba hepinize. Merhaba. Oturarak mı? Belki ayakta daha uygun olur. Daha mı? Neyse, oturarak. Kravatı çıkarın diyorsunuz. Tamam. Bu salonun mimarlar tarafından yapılmadığı belli. Mimar odası yapmamış. Dolayısıyla ben bazen klima açık olabilir bir de. Sizleri belki daha kravatlı bekliyordum. Yalnız kalmayayım diye. Kravatsız. İzninizle. Evet. Tuvalet için yer. Evet. Şimdi bu başlık tabii kaç ay oldu? 5-6 ay oluyor bu başlığı belirlediğimiz zaman. 5-6 ay oluyor. Olmadan Ocak ayında idi. Beni Şubat toplantısına bekliyordunuz. İlk toplantıya bekliyordunuz. Fakat olmadı. Ben tabii aslında mimar ve mühendislerle bu yıl üçüncü kez birlikte olmam. Çünkü 24 Ocak'ta yine burada mahallenizde inşaat mühendisleriyle birlikte olduk. Sonra 24-25 Nisan'da Bursa'da Bursa Kent Sempozyumu'nda birlikte olduk. Kent suçları ve kent mücadelesi konusunda ve bugün de sizlerle sadece mimarlar diyelim. Tabii aramızda mimar olmayanlar da var ama benim için önemli olan tabii bu başlık kuşkusuz mimarları doğrudan ilgilendiren bir başlık olmanın ötesinde bütün Türkiye'yi biraz önce belirttiğiniz gibi yurttaş olarak hepimizi ilgilendiren bir önemli konu. Şimdi ben konuşmamı tabii haklar temelinde hukuk devleti, hukuk devletinde hakların etkili kullanımı başlığını taşıdığına göre bu iki kavramı esas alarak kurguladım. Buna göre yapacağım. Fakat belki güncel, tabii ki 6 ay önce de günceldi. Bugün de haydi haydi günceldir bu konular. Çok sıcak bir konu olduğu için değinmek istiyorum. İdam konusu. Bizde bazen hani milletvekilleriyle ya da sizin gibi aydın kişilerle konuşurken şöyle derim. Acaba parlamentoya gönderdiğimiz milletvekillerinin ne kadarı Avrupa Konseyi ile Avrupa Birliği'ni birbirinden ayırt edebiliyorlar diye bu soruyu sorarım. Ve keşke onların en azından hani ilksel hukuk devleti, hak kavramı, bunların ulusal ve uluslararası boyutlarını anlatan temel bilgilerle onları okuyarak gitselerdi diyorum. Mesela idam konusu Mursi vesilesiyle gündeme gelen idam konusu dikkat edin. Biraz sonra konuşmamda uluslararası boyutuna da değineceğim için söylüyorum. Eğer Türkiye Avrupa Konseyi'nin üyesi olmasaydı Avrupa Konseyi Türkiye'ye sürekli kaldırın idam cezasını, onaylayın şu Altınolu protokolü diye dayatmasaydı zor kaldırırdık. 81 yılında 2001'de anayasa değişikliğiyle kaldırdık ama Avrupa Konseyi'nin güdümünde kaldırdık. Şimdi Mursi idam edilmesin derken şunu bilmemiz gerekiyor. Doğru, Mursi idam edilmesin ama ne yazık ki Mısır'ın bir Avrupası yok. Bizim bir Avrupamız var da ya da içinde yer aldığımız bir Avrupa mekanı var da onun sayesinde kaldırdık. Yoksa hatırlarsınız birkaç yıl önce bir parti lideriyle başbakan ip dalaşı yaptılar. Eder miydin, etmez miydin? Bu şekilde bir tartışma bile demek ki idam konusundaki şeyimiz, iştahımız ya da eğilimimiz zaman zaman depreşebiliyor. O bakımdan hukuk devleti hakların kullanımı konusunu günümüzde hep uluslararası boyutuyla dikkate almak durumundayız. Bu vesileyle
şu belgeyle başlamak istiyorum ve bunu sizlere bırakacağım. Sizler fotokopi yoluyla dağıtırsınız üyelere. Hepimizin bildiği bir belgedir ama bilinmeyen, hatta hukukçuların da pek bilmediği bir özelliği var. Belgenin adı İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi. Bugünkü dilimizde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi. İHEB diye kısaltıyoruz bunu. Şöyle diyor, 27 Mayıs 1949 tarihli resmi gazetede yayımlanıyor. Bakanlar Kurulu kararı eşliğinde, Bakanlar Kurulu kararı Şemsettin Günaltay'dan Nihat Erim'e kadar şöyle karar. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10-12-1948 tarihli ve 217 sayılı kararı ile kabul edilmiş İlişik İnsan Hakları Beyannamesi'nin resmi gazete ile yayınlanması ve yayımdan sonra okullarda ve diğer eğitim müesseselerinde okutulması ve yorumlanması ve bu beyanname hakkında radyo ve gazetelerde münasip neşriyatta bulunulması Dışişleri Bakanlığı'nın 28.3.1949 tarihli ve nokta nokta sayılı yazısı üzerine Bakanlar Kurulu'nun 6.4.49 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 49-2015, 66 yıl önce. Ve biz bugünlerde, birkaç ay sonra da yine 10 Aralık'ta İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları farkındalığını yaratmak amacıyla toplantılar yaparız. Ama görüldüğü gibi 1949'da bunun ders programlarına dahil edilmesi yönünde karar alınmış. Şimdi daha da bildiğimiz belge, bu da İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi. Bunu uygulayan mahkemenin Türkiye'yi de sıkça mahkum ettiği belge. Bu da 18 Mayıs 1954'te uygun bulunarak yürürlüğe girmiş. Mart ayında parlamentoda kabul ediliyor ama Mayıs ayında yürürlüğe konuyor. Şimdi dikkat edin, CHP tek partili dönem, hani bazılarımızın çokça eleştirdiği tek parti döneminde, diğer bazılarımızın da çokça eleştirdiği Demokrat Parti döneminde. Kaç yıl arayla? 5 yıl arayla. Ben her iki partinin sorumlularına minnet duygularımı ifade ediyorum. İyi ki bu belgeyi bu şekilde resmi gazetede yayınlanmışlar, derc etmişler. İyi ki İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'ni Türkiye erken vakitte onaylamış. Çünkü buna dahil olmamız, sisteme entegre olmamız hayli gecikmeli olarak olmuştur. Bu tabii şunu gösteriyor. Şunu gösteriyor. Türkiye 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hak ve özgürlükler alanında dünya genelinde tanık olunan uluslararasılaşma, evrenselleşme yönündeki hareketlere erken bir dönemde dahil oluyor. Tabii bunun sonra ve bugün tanık olduğumuz insan hakları sorunları bu belgeyi ve bu belgeyi imzalayan ve veya onaylayan yöneticiler değildir. Onlara götürmemek lazım. Tıpkı bugün herhangi bir sorunla karşılaştığımız zaman şu askeri darbe değil mi bütün sorunların nedeni, ya da yine kendi sorumluluğumuzu örtmek için şu anayasa değil mi bizi mahveden diye bilgi kirliliğine çok kolayca yönelebildiğimiz gibi kaydığımız üzere. Şimdi bu birkaç giriş niteliğindeki sözden sonra konuşmamı üç ana başlık altında kurguladım. Birincisi giriş niteliğinde bilgiler sizlere sunduğum, 6 ay önce sunduğum ön planda olduğu gibi yer alan bilgiler.
İkincisi esasen Türkiye'nin gerek seçim öncesi gerekse bugün karşı karşıya bulunduğu ve seçime doğru çokça su yüzüne çıkan husus hukuk siyaset diyalektiği konusu ve üçüncüsü son başlık acaba hukuk siyaset diyalektiği yerli yerine nasıl oturtulur ve oturtulabildiği ölçüde haklarımız nasıl etkili kılınabilir ya da başka bir söyleyişte bizler hak ve özgürlük özneleri olarak haklarımızı etkili kılmak için ne yapmalıyız? Hemen az önce aşağıda konuştuk ya da Sami Bey ile geçen hafta yapmalı mıyız bu toplantıyı yoksa Eylül'e mi ertelemeliyiz biçiminde bir fikir teatisinde bulunduk. Hayır, hemen şimdi daha geci yok çünkü hak mücadelesi süreklidir. Süreklidir. Geciktirilecek bir dakika bile yoktur. Seçim sonrası da olsa tam tersine eğer seçim sonuçları bazılarımıza umut verdiyse en azından %60'a umut verdiyse o %60'ın onun sonuçlarını daha olumluya götürmesi için hakları etkili kılma yönünde aralıksız mücadele vermesi gerekir. Şimdi bu çerçevede giriş niteliğinde şu ayrımı yapmıştım ben size sunduğum kısa özette planda ikili ayrım yapıyoruz genellikle biz derslerimizde öğrencilere hukuku ve bütün bu sahip olduğumuz kavramları anlatırken devlet tarafı ve toplum tarafı. Devlet tarafında yetkiler var, görevler var, yetkiler var ve sorumluluklar var. Bir görevin yerine getirilmesi için yetki tanınır ve o yetki görev çerçevesinde kullanılmaz ise sorumluluk şeklinde yaptırımla sonuçlanan bir süreç başlar. Görev, yetki ve sorumluluk üçlüsü. Buna karşılık toplum kesiminde ise bizlerin hak özneleri olarak sahip olduğumuz temel kavramlar ise özgürlük, eşitlik ve haysiyet kavramları bizlere ilişkin hak öznelerine ilişkin üçlüyü oluşturur diyorum. Ve ikisi arasındaki başlıca fark şu şekilde belirtilir, şu şekilde karşımıza çıkıyor. Yetki alanında, sorumluluk alanında yasanın, anayasanın, mevzuatın öngördüğü kadar yetki kullanılır. Öngördüğü sınırlarda görev yerine getirilir. Aşılırsa sorumlu olunur. Özgürlükler alanında ise yasaklanmadığı sürece özgürüz. Özgürlüklerimizin sınırı yasadır, yasaktır, başkasının özgürlüğüdür, şiddet kullanımıdır vesaire. Ama onun dışında belli sınırlamalar dışında bizler özgürüz. Bir bakıma devlet kesimi ile toplum kesimi arasında böyle bir ters yönde bir asimetrik ilişki söz konusudur. Bu bazen toplumumuzda tam tersine çevriliyor ve sanki devlet yetkilisi olan her şeyi yapma özgürlüğüne sahiptir. O kişi niçin konuşuyor? Efendim ifade özgürlüğünü kullanıyor. Hayır, ifade özgürlüğünü eğer o kişi belirli bir makamda olmasa önüne onlarca mikrofon dizilir mi? O göreve sahip olduğu için önüne bu kadar basınla çıkıyor. Yoksa başka türlü söyleyemeyecek. O zaman demek ki onun kullandığı ifade özgürlüğü ile benim kullandığım ifade özgürlüğü farklı. Bu açıdan görev, yetki ve sorumluluklar çok önemli. Ben hatta bunu öğrencilere açıklamak için şöyle derim anayasa hukuku derslerinde. Ben belki daha yetkiliyim, kürsüdeyim.
Siz beni dinlemek durumundasınız. Ama ben size göre daha az özgürüm. Çünkü benim görevim burada kürsüde anayasa hukukunu size daha iyi anlatabilmek. Bu bana sorumluluk yüklüyor, yetkim, ama ağır bir görev yüklüyor. Siz ise dinlemek yükümlülüğündesiniz. Ama pekala, başkasını rahatsız etmediğiniz ölçüde dersten çıkabilirsiniz, gelmeyebilirsiniz, uyuyabilirsiniz, dinlemeyebilirsiniz. Az dinlersiniz ama benim konumum öyle değil. Bu da hani genelleştirecek olursak devlet-toplum ilişkisinde bu ayrımı, yetkiler alanıyla haklar alanı ayrımını yapmamız gerekir. Şimdi bu ön bilgiler biraz sonra ele alacağım hukuk siyaset diyalektiği adını veriyorum. Hukuk siyaset ilişkisi de diyebiliriz buna. Acaba orada nasıl somutlaşıyor? Karşımıza nasıl çıkıyor? Ne tür özellikler gösteriyor? Bunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi hukuk siyaset diyalektiği dediğimiz zaman, hukuk siyaset ilişkisi, bunu iki aşamada ele alıyoruz. Bir, hukukun yapılması, hukuk kurallarının ortaya çıkarılması, hazırlanması. İki, hukukun uygulanması. Yapılması ve uygulanması sürecinde iki büyük kavramla karşılaşmaktayız. Biri hukuk kavramı, bunu biz normlar hiyerarşisi kavramıyla açıklıyoruz. Öbürü ise devlet kavramı, devletin örgütlenmesiyle ilgili kavram. Bunu da erkler ayrılığı ile açıklıyoruz. Şimdi her ikisini, hukukçu olmaya gerek yok, mimar olarak da her iki kavramı da biliyorsunuz. Normlar hiyerarşisi, anayasa, yasa, tüzük, yönetmelik, değer sıraları farklı. Erkler ayrılığında biliyorsunuz, yasama, yürütme, yargı, hani son aylarda tartıştık. Başkanlık mı, parlamenter mi? Bazen bizi öyle bir girdaba yönlendirdiler ki hangisi olursa olsun her ikisinin ortak paydasının yargı bağımsızlığı olduğunu unuttuk. Başka bir söyleyişte başkanlık mı parlamenter mi tartışmasına sürüklenen bir toplum o arada yargıyı da halletti. Yargı bağımsızlığının en azından ne olmadığını onu da ortaya koydu. İşte hakimler sırf kararları nedeniyle hapse girdiler filan. Demek ki burada erkler ayrılığı dediğimiz zaman yasama, yürütme, yargı, devlet örgütlenmesi açısından konumuzsa nasıl uygulanabilir? Normlar hiyerarşisi. Şöyle bir özellik var. Kuralı koyan organ ile kuralı uygulayan organ birbirinden ayrılır. Kuralın uygulanmasını denetleyen organ da ilk ikisinden ayrılır. Şöyle, bu farklılaşma çok önemli. Anayasayı kurucu iktidar yapar. Ama anayasayı yasama organı, yani kurulu iktidar uygular. Kurucu iktidar yapar, çekilir. Ben yaptım, tamam der. Kurulu iktidar uygular, yasama organı. Ama yürütme organı onun yaptığı kuralı uygular, yasayı uygular. Yargı ise hangisi olursa olsun hepsini denetler. Yapım sürecini ve uygulanmasını, bizim aramızdaki ilişkilerde ortaya çıkan ihtilaflara kadar. İşte bu nedenle hani bu üçlü ayrım tam da normlar hiyerarşisi ile devletin örgütlenmesini buluşturan kavramlar, normun konulması, yapılması, uygulanması ve denetlenmesi. Şimdi peki ne ilgisi var bunun hukuk ve siyaset ilişkisiyle, hukuk siyaset diyalektiğiyle? Şöyle, hukuku siyaset üretir. Hukuku siyasal mekanizmalar üretir. Nedir bu? Yasa düzeyinde yasama organı üretir. Siyaset. Peki yasama organı nedir? Bizim seçtiğimiz organdır. Yasama organı dilediğini yapabilir mi? Bir yere kadar yapabilir. Yasama organı, niçin bir yere kadar dedim?
Çünkü yasama organının karşısında anayasa var. Yasayı yapacak ama anayasaya saygılı yasa yapacak. Peki yasama organının önünde başka neler var? Yasama organının önünde toplumun beklentileri var. Yasama organının önünde uluslararası hukuk kuralları var. Demek ki yasama organı siyaset kurumu olarak yasayı yaparken özgür değil. Özgür değil. Yani belirli kurallarla bağlıdır. Bir taraftan anayasa, anayasanın ötesinde uluslararası toplum, öbür taraftan da kendisini seçenlerin beklentileri, toplumun kazanımları. Hele hele bu devlet örgütlenme olarak federal devlet ise, adem merkeziyetçi devlet ise, o zaman onlarla ilgili kurallar da nedir? Yasama organı için sınırlayıcıdır, bağlayıcıdır. Mesela bu konuda bir örnek olarak belirtmek istiyorum. Şu ilkeyi koyduktan sonra bir devlet halkına ne kadar açıksa, bir yasama organı halka ne kadar açıksa, topluma ne kadar açıksa, uluslararası topluma da o kadar açıktır. Ve şunu da söyleyebiliriz, bir toplum ve devlet ne kadar gelişmişse, hukuk devleti ne ölçüde hukuk devleti olma özelliğini kanıtlayabilmişse, o ölçüde uluslararası topluma açıktır. Bunun tipik örneği İsviçre'dir. İsviçre 1999 anayasasını yaparken 3 kez sandık kurdu. Hani biz çok övünüyoruz ya, ne kadar sık sandık kuruyoruz, bir yılda 3 kez sandık kurduk diye. Ama anayasanın A'sını bile sandığa koyamadık, tam tersine anayasasızlaştırma yoluyla sandık kurduk. Ama İsviçre 3 kez halka gitti anayasayı yenilemek için. Ama şu kuralı koydu anayasaya. Bizim ilk 3 madde var bildiğiniz gibi, değiştirilemez maddeler. Orada konan madde şu: anayasayı tümden yenileyebilirsin diyor. Şu kurallar, şu usule uyularak tümden yenileyebilirsin. Bir kayıt var: uluslararası hukukun emredici kurallarını ihlal etmemek kaydıyla. Şimdi demek ki yukarıya doğru açılım kendine güveniyor, aşağıya doğru da 3 kez sandık kuruyor. Ama kanton anayasalarını da kesinlikle ihlal edemez. Kantonlar biz yaptık, bu federasyonu biz kurduk diyor. Benim anayasamı ihlal edemezsin. Ben daha fazla hak görmüşsem kendi anayasamda, Cenevre kantonu diyelim, buna saygı duymak durumundasın, bunu ihlal edemezsin. Görüldüğü gibi birkaç ay önce şuna tanık olduk mecliste. İç güvenlik yasa paketi olarak adlandırılan meşhur 66-38 sayılı yasa, biraz sonra bahsedeceğim, geldi komisyonda tartışılırken. Zamanın İçişleri Bakanı muhalefet parti temsilcilerinin anayasaya aykırıdır Sayın Bakan, düzeltin ya da geri çekin deyince, anayasaya aykırıysa gelin o zaman anayasayı değiştirelim dedi. Peki soru, acaba Sayın Bakan yasayı anayasaya uygun hale getirmek için mi anayasa değişikliğini önerdi? Anayasaya saygılı yasa için mi? Yoksa tam tersine yasaya saygılı anayasa, anayasayı yasaya uydurmak için mi? İşte burada çok ciddi bir kırılmayla karşı karşıya kalıyoruz. Bu hukuk siyaset diyalektiğinin koptuğu yerdir. Evet, hukuku siyaset üretir, siyasal mekanizmalar üretir, sonuçta en çok oy alan normu koyar, ama orada önemli kayıtlar var. Doğrudan kayıt, anayasaya saygı çerçevesi, uluslararası hukukun gerekleri, toplumun talepleri, kazanımları, beklentileri ve bütün bunların karşılanması için müzakere, fikir alışverişi, tartışma, olgunlaştırma ve ilgili metni amacına uygun hale getirme. İşte bu bakımdan demokratik devlet, demokrasiler kulübü olarak adlandırılan Avrupa Konseyi'ne dahil olan Türkiye
kendi anayasasında da insan haklarına dayanan demokratik ve laik devlet kuralını koymuş olduğu halde bu yasa yapım sürecinde bu bağlantıyı demokratik bir biçimde kuramamıştır. Ve kuramadığı için şöyle olmuştur. Bunlar milli irade adına kotarılmıştır. Ama süreç olarak çoğunluğun iradesi ortaya konurken milli irade denmiştir. Ama içerik olarak da bazen bütün bu yetkiler, işte kent, imar hukuku, planlama yetkileri ve diğer yetkiler yerelde kalması gerekirken merkeze doğru kaydırılması, tek kişiye yönlendirilmesi esasen bizim anayasa hukukunda kullandığımız milli irade kavramının ne kadar metafizik bir kavram olduğunu, ne kadar hani sorgulanması gereken bir kavram olduğunu, onu az kullanmamız gereken bir kavram olduğunu da ortaya koymuş bulunuyor. Bir bakıma ne olmuş oluyor? Demos, kratos, bu iki bileşik sözcüğün demosu düşmüştür. Kratos kalmıştır. Kratos da tek kişi de tecelli etmiştir. Şimdi bu aslında Türkiye'de anayasa yapımına da yansımıştır. Ve anayasa yapımında ne olduğunu 2007'de, 2011'de gördük. Onu gerekirse tartışma kısmında ele alırız. Şimdi bu çerçevede belirttiğim gibi hukuk kurallarının yapılmasında Almanya'da da aynı süreçte hukuk kuralları ortaya çıkıyor. Fransa'da da aynı süreçte ortaya çıkıyor. Fakat burada tek kişinin, tek grubun dayatması değil, daha geniş yelpaze ile tartışarak, anayasal fren ve denge mekanizmaları işletilerek bu ortaya çıkıyor. Şimdi dikkat edin, Cumhurbaşkanı anayasaya aykırı diyor ama imzaladım diyor. Yasa anayasaya aykırı diyor ama imzaladım diyor. Anayasanın 104. maddesi de Cumhurbaşkanı diyor anayasanın uygulanmasını gözetir diyor. Pardon? Bir başkasıyla karıştırıyorsunuz. Keşke bir tane olsaydı. Keşke bir kişi olsaydı, istisna derdik. Şimdi onları konuşacağım ben. Hep konuşacağım ben hani şey yapmak için. Şimdi mesela böyle bir şey Fransa'da olsaydı mümkündü. Şöyle ki, tıpkı Ermeni soykırımını inkar etmenin suç olduğunu öngören yasada olduğu gibi mümkündü. Şöyle mümkündü. Ön denetim var. Anayasa Mahkemesi'nin önceden denetimi söz konusu. Yürürlüğe girmeden önce. Bizde yok. Şimdi Cumhurbaşkanı en kötü ihtimalle Anayasa Mahkemesi'ne evet ben imzalamak zorundayım. İyi hükümler de var burada. İmzalıyorum ama Anayasa Mahkemesi'ne götürüyorum hemen. Hiç değilse bunu söyleyebilmeli. Ya önceden denetim olmalı. Birçok Avrupa devletinde olduğu gibi buna Anayasa Mahkemesi karar versin. Ya da hemen götürüyorum. Şimdi hayır diyor. Anayasaya aykırı ama ben imzalıyorum. Peki kimse götürmez ise değil mi? Götürmez ise sonra hani CHP'yi şu ya da bu biçimde eleştirebiliriz. Ben de çok eleştiriyorum ama en hayırlı şey yaptığı, en iyi iş Anayasa Mahkemesi'ni işletmek olmuştur. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne CHP dava açıyor. Partinin adı kötülemek için Anayasa Mahkemesi'ne dava açan parti deniyor. İyi de anayasal hakkını kullanıyor. Yani o zaman bu parti de Anayasa Mahkemesi'ne dava açamayacaksa, diğeri açmadığına göre iktidar partisi zaten anayasaya aykırı olduğunu bile bile oyladığına göre, Cumhurbaşkanı anayasaya aykırı ama yürürlüğe koyuyorum dediğine göre, peki
Ana muhalefet partisine de açma, niye açıyorsun diye eleştirdiğinize göre, anayasal sistemimize göre, diğer partiler açamadığına göre, o zaman Anayasa Mahkemesi'nin varlığına gerek var mı? Bunlar belki sizlere çok basit şeyler gelecek ama hani bir anayasal, bir hukuk devletinin, şimdi hukuk devletinin ne olduğunu sorgulayamazsak, o zaman haklar alanını tanımlamamız da zor olur. Yani hukuk devleti biz zannediyoruz ki yetki verdik, seçtik, tamam istediklerini yapsınlar. Ben sadece kürsümden konuşayım, siz sadece projenizi çizin, yeter. Hayır, bu değil. O zaman hukuk devletinden uzağız demektir. Şimdi bu bakımdan bu sorgulamayı anayasa süreci içinde yapabiliriz ama onu sonra yapalım ya da tartışma kısmında yapalım. Ben biraz hızlı gitmek istiyorum çünkü sizlerle tartışabilmek için. Peki uygulanmasına şöyle bir düşünce var. Kura şu uygulama konusunda. Yasayı yapan yasa kuralı, anayasa kuralı önce yapanı bağlar, sonra herkesi bağlar. Yani anayasanın üstünlüğü dediğimiz zaman madde 11 anayasa kuralları istisnasız olarak herkes için geçerli. Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Peki niçin yasama diyor? Niçin yurttaşlar demiyor da ilkin yasama diyor? Çünkü anayasayı uygulayan organ doğrudan muhatabı yasama organıdır. İkinci muhatabı yürütmedir, üçüncü muhatabı yargıdır. Biz garibanlar, işte 70'li yıllardaki davalar süreci, genç üniversite öğrencisi anayasayı tebdil, tayir ve ilgadan. Ya ne yapsan nasıl anayasayı yürürlükten kaldırabilir birkaç öğrenci? Şimdi bu bir kez şeyi olarak, tasavvur olarak da zor. Anayasa, ben anayasayı yürürlükten kaldırma şeyim yok, benim gücüm yok. Anayasayı yürürlükten kaldırmak ciddi bir şeydir. Nedir sorarsanız yanıt vermeye çalışırım ama benim sizlerin teker teker ya da grup olarak hadi sokağa çıkalım anayasaya hayır, anayasayı yürürlükten kaldırıyoruz. Böyle bir şey tasavvuru bile mümkün değildir. Gördüğünüz gibi 11. maddenin sıralaması da bunu gösteriyor. Yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını. Siz de ancak mimar ve mühendis odaları diğer kuruluş filan. Oraya giriyorsunuz. Vesaire oraya giriyorsunuz. Böyle bir şeyiniz yok. Üçüncü. Kişi de ben gerçek kişi en son filan. Ama bu şeydir. Yani gerçekçi bir sıralamadır. Çünkü anayasanın doğrudan muhatabı yasama, yürütme ve yargıdır. Yasama, yürütme ve yargıdır. Şimdi bu kural aslında seçim öncesinde de yaşadığımız, seçim sırasında yaşadığımız sanki anayasanın doğrudan muhatabı olan organlar, makamlar anayasal, anayasadan bağışıkmış gibi, anayasanın emredici hükümlerinden bağışıkmış algısı verilmeye çalışıldı topluma. Oysa öncelikle onlar anayasaya saygı göstermek durumundadırlar. Mesela bazı organlar var ki anayasaya saygı nedir? İşte 104. madde Cumhurbaşkanlığı için gözetme yetkisi. Anayasanın bütünlüklü olarak uygulanması, devlet organlarının bütünlüklü uyumlu işlemesi ve anayasanın uygulanmasını gözetme yetkisine sahip. Benim böyle bir yetkiye sahip, böyle bir yetkim yok. Sizlerin böyle bir yetkisi yok. Bizlerin daha çok anayasadan kaynaklanan hakların yararlanıcısı konumundayız biz. Sahip olduğumuz mevki, makam gereği bir yerinden olabilir tabii ama esas olan gücü ve erki elinde tutanlar anayasanın doğrudan muhatabı konumundadırlar. İşte bu bakımdan mesela ben çok o maddeyi belirtirim. 13. madde, anayasanın 13. maddesi hak ve özgürlüklerin sınırlanması maddesini güvence maddesi halinde yazmıştır Türev Kurucu İktidar 2001 yılında. Yani güvenceler bakımından hakkın özü
ölçüllük ilkesi, demokratik toplum, laik cumhuriyet, bunlar temel güvencelerdir ve sınırlama ilkesi, kanunla sınırlayabilirsin, anayasaya saygı çerçevesinde sınırlarsın ve anayasada sınırlama nedeni varsa sınırlayabilirsin ancak, diyor 13. madde. Ve benim iddiam şu, yazdığımda, yayınladığımda, konuştuğumda sadece 13. maddenin gereklerini yerine getirseydi eğer, başta yasama organı, sonra yürütme organı, sonra yargı organı, bu anayasa ve Türkiye toplumu çok daha ileri düzeyde olurdu. İşte burada değinmem gereken husus şudur. Yasaların çoğu anayasanın gerisinde. Yasaların çoğu çok eleştirdiğimiz, eleştiri oklarımızı sürekli yönlendirdiğimiz ve her türlü bizim beceriksizliğimizin, sorumsuzluğumuzun nedeni olarak deklare ettiğimiz anayasada yer alan hükümlerin çok gerisinde. İşte bu 13. maddeye başlar. İşte bunun en son örneği, az önce belirttiğim gibi 66-38 sayılı iç güvenlik yasası, bir ilgili maddelerine açıkça aykırı, yani diyelim ki kişi özgürlüğü 19. maddeye, gözaltına alma, işte tutma vesaire, artı 13. maddeye birçok yönüyle. Bu nedenle hukuk siyaset ilişkisinde uygulama, yasalara baktığımız zaman yasalar anayasanın gerisinde. Bazen bazı yasalar var ki sadece anayasanın gerisinde değil, 12 Eylül döneminde çıkarılan yasaların da gerisinde. Mesela İç Güvenlik Yasası 2911 sayılı yasanın, toplantı ve gösteri yürüyüşleri özgürlüğü yasasının ve ceza kanununun, ceza muhakemeleri kanununun birçok maddesine göre daha geride ve daha aykırıdır. Yürütme organı açısından, yürütme hak ve özgürlükleri kullandırtmak için gerekli önlemler alacak. Siz eğer mimarlar ve mühendisler olarak veya hepimiz bir toplantı gösteri yapacaksak, varlık nedeni mülki idare amirinin, kolluk güçlerinin bizim kullanacağımız özgürlüğün kullanılmasına elverişli ortam oluşturmaktır. Onunla ilgili önlemler almaktır. O nedenle ne yapıyoruz? Biz deklare ediyoruz, bir bildirimde bulunuyoruz. Biz örneğin 10 bin kişilik bir gösteri ya da toplantı yapacağız. Biz 10 kişilik ya da 100 kişilik bir komite belirledik, tertip komitesi, önlemler alınacak. Siz de, biz iç önlemlerimizi alacağız. Siz de dışarıdan gelebilecek bir saldırı vesaire olmasın diye dış önlemleri alacaksınız. İçeriye karışmayın siz. Ben megafonla mı konuşacağım, pankartla mı, sloganla mı, kafama bir şey takarak mı, el kaldırarak mı, bu senin işin değil. Sen benim özgürlüğümü güvence altına alacaksın. Yaşasın mı diyeceğim, kahrolsun mu diyeceğim, bu senin işin değil. Bu benim özgürlük alanımdır. Şimdi bu nedenle baktığımız zaman, ben size Avrupa mekanında yer alıyoruz dedim. Kamu düzeni, Avrupa Konseyi'nin, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin tanımına göre kamu düzeni hak ve özgürlüklerin saygı gördüğü düzendir. Kullanıldığı düzendir. Hak ve kamu düzeni budur. Bizde ise yasak yoluyla kamu düzeni, özgürlükleri kullanmazsan kamu düzeni sağlanır diyor. Bu tabii bizim bu toplantıyı kararlaştırdığımız günden bu yana daha da katmerli bir biçimde kanıtlanan, karşımıza çıkan bir durum olmuştur. Ve 1 Mayıs gösterileri İstanbul'da, daha doğrusu gösteri yaptırmama yönündeki uygulamalar, İç Güvenlik Yasası'nın ilk provası olmuştur. 400'ün üzerinde yurttaş gözaltına alındı. Siz acaba 4 kişinin elinde, o 400'ün üzerinde gözaltına alınan kişiler
içerisinde dördünün elinde Molotov kokteyl gördünüz mü? Gördünüz mü? Hangimiz biz Molotov kokteyli toplantı yapılsına evet deriz? Hiçbirimiz buna evet demeyiz. Hangimiz kırsın döksün şu camlar da kırılsın? Hayır, çünkü deriz ki biz, benim öğrencilere ilk anlattığım şey, bakın özgürlükleri sonuna kadar savunuyoruz. Ama özgürlükle şiddet bağdaşmaz. Biraz sonra direnme dediniz, onu tartışacağız. Bağdaşmaz. Kırmayacaksınız, dökmeyeceksiniz, başkasını yaralamayacaksınız. Özgürlüğünüzü bu şekilde kullanacaksınız. Ama siz Molotov kokteyli için çıkarıyorum diyorsunuz bu yasayı, sokağa çıkanı içeri alıyorsunuz. İşte ilk provası bu. Dolayısıyla yürütme organı birçok bizde Avrupa ölçeğinde ve 13. madde düzleminde kümülatif güvenceler var. Yani kümülatif birlikte güvenceler. Bir ölçülük ilkesi, hakkın özü kavramı, bunları hepsini birlikte uygulamak durumundayız. Kümülatif güvence diyoruz. Bizde ise kümülatif güvenceyi kümülatif ihlallere dönüştürdü yürütme organı. Bakan, vali, emniyet müdürü ve kolluk güçleri. Bırakın toplantı yerindeki bir takım kayıtlamalara, evden çıkamazsın diyor. Çıkarsan araca binemezsin. Binersen ilerleyemezsin. Geçersen kazara, su altından yüzerek Üsküdar'dan Beşiktaş'a, hayır öteye gidemezsin diyor. Şimdi bu kümülatif bir şeydir, yaptırımdır. Hak ve özgürlüklerin ihlalleridir. Ve biz bu konudaki ihlaller alanı ve çeşitliliğinde hayli tırnak içerisinde ileri bir ülkeyiz. Ya başkalarının bulamadığı, Avrupa devletlerinin yöneticilerinin bulamadığı ihlal yöntemlerini biz ileri derecede geliştirmeliyiz. Bu bakımdan 20 Haziran geç bile oldu bu toplantı. 20 Eylül'e hiç beklememeliydiniz. Çünkü sürekli ihlal yöntemleri geliştiriliyor. İhlal yöntemleri karşısında koruma ve güvence alanlarını nasıl inşa etmeliyiz, onun üzerinde düşünmek durumundayız. Peki yargının durumu nedir? Demek ki uygulama konusunda yasalar anayasanın gerisinde, hukuk siyaset ilişkisinde. Yürütme yasaların da gerisinde. Şimdi Gezi Parkı'nda bulunan kişiler hangi kanun onlara saldır, topla onları, çıkarıver oradan, çadırlarını yak yık. Böyle bir şey yok. Yani bunu bizim kanunlarımız da buna evet demiyor. Demek ki uygulama yasa anayasanın gerisinde, uygulama ise yasaların da gerisinde. Peki ya yargı? Keşke yargı bağımsız olsaydı ya da hani demokrasi yargı ilişkisini üç kavramla ifade ederiz. Bir, yargı demokrasinin faktörüdür. İki, yargı demokrasinin aktörüdür. Üç, yargı demokrasinin antrenörüdür deriz. Ve demokratik bir ülkede kirlenen siyasette siyaseti kirden nasıl arındıracağız sorusuna verecek yanıt, yargının demokrasinin faktörü, aktörü ve antrenörü olması ölçüsünde evet şeklinde verilebilir. Ama ne yapıldı? Ne yapıldı? Yargının bu üç rolü oynaması da giderek, bir, biz pırıl pırıl öğrencileri mezun etsek bile en iyilerini almam diyor. Kimi alırım diyor hakim ve savcılığa? Bana en yakınları alırım, devşiririm diyor. İki, soruşturma dosyaları hayır diyor, el çektiririm diyor. Peki bunlar yüksek hakimler ve savcılar yüksek kurulu tarafından atanmadı mı? Onu da değiştiririm diyor. Değiştirdin. Peki tamam, yine karar veriliyor tırlar ve diğerleri. Yo, onu da yaparsa onu da hemen dosyayı elinden alırım ve onu da hapse atarım diyor. Şimdi işte bu süreç yargının, yargı demokrasi ilişkisinde yargının oynaması gereken bu üç aşamalı işlevin hiçbirini
oynayamadığını gösteriyor. Bu bakımdan mesela ha diyeceksiniz ki yargı doğrudan doğruya kendisine müdahale edilmediği zaman oynadı mı? İşte Anayasa Mahkemesi örneği. Aksaray. İsterseniz Katsaray deyin. Ondan sonra da Kaç'la Ak arasında şeyi de yapabilirsiniz tabii. Tire de koyabilirsiniz ama Anayasa Mahkemesi hayır deyişi, efendim mimar ve mühendisler kişisel mağduriyet yoktur. İşte biraz sonra hani burada haklar alanını nasıl düşünmemiz gerektiğini ortaya koymak bakımından hukuk yoluyla demokrasi yolu ne yapıldı? Özellikle son aylarda 17-25 Aralık operasyonundan sonra hukuk yoluyla demokrasi mekanizması işletilecek yerde hukuk yoluyla demokrasi yolu büyük ölçüde alt üst edildi, kapatıldı ve bazen ben yazılarımda ve sözlerimde bu 12 Eylül döneminden daha bir derin yaralar açan operasyondur dedim, diyorum. Çünkü 12 Eylül şöyle diyordu, doğru, hiçbir biçimde paylaştığım için ya da meşrulaştırmaya çalıştığım için değil, ben darbeyi yaptım, anayasayı askıya aldım, anayasal düzeni, düzen hakkında kanunu yürürlüğe koydum ve bunu olağan döneme geçirecek şu tarihte. Yani, ama şimdi demokrasi adına bunların yapılması tabii ki onu kesinlikle haklı kılmaya haklı kılacak nedenler bulmak zordur diye düşünüyorum. İşte hukuksuz demokrasinin sonuçlarını hep birlikte yaşadık, yaşıyoruz. En temel ilkeler husussuzluk karinesinin ihlali, yargı sürecini işletmemek, yargı kararlarına uymamak, yargı kararlarının gereklerinin tam tersini yapmak gibi ihlaller, olağan ihlaller haline gelmiş bulunuyor. Şimdi peki o zaman acaba bu devlet tarafını ve devletin topluma yönelik uygulamalarını bu şekilde genel çizgileriyle özetledikten sonra üçüncü başlık altında bizler hak özneleri olarak ne durumdayız, ne yapmalıyız? Tabii bunun yanıtı şöyle verilmiş oldu bir yönüyle. Siyaset-hukuk diyalektiği ne ölçüde sağlanırsa, hukukun kuralları, normlar hiyerarşisi ve erkler ayrılığı dengesi ne ölçüde kurulursa haliyle bunların amacı nedir? Bizlerin, yurttaşların hak ve özgürlüklerini güvence altına almaktır. O nedenle zaten erkler birbirinden ayrılmış. Anayasayı o bakımdan şöyle tanımlıyoruz. Anayasa iktidara sınırlama getirebildiği ölçüde, yurttaş hak ve özgürlüklerini güvence altına alabildiği ölçüde bir metin anayasa olarak nitelenmeyi hak eder. Demek ki burada bir kontradiksiyon var, bir çelişki var. Birini sınırlayacak, sınırlaması ölçüsünde hak ve özgürlüğümüz güvence altına alınır. Ya da hak ve özgürlüğümüz güvence altına alındığı ölçüde sınırlanır. Şu halde anlattığım hususlara hukuk devleti çerçevesinde saygı duyulması bizim de hak alanımızın, haklar alanımızın güvence altına alındığını gösterir. O bakımdan mesela çok dile getirdiğimiz Gezi sırasında daha sonraki eylemlerde anayasanın 137. maddesi kanunsuz emir. Kanunsuz emir maddesi ne diyor? Bir ast diyor. Üstünden aldığı emri uygulamadan önce bu emrin yönetmeliğe, tüzüğe, yasaya, anayasaya uygun olup olmadığını sorgulamalıdır. Dikkat edin. Yani siz bir kolluk gücüsünüz. Onu sorgulayacak. Amirim, emrin yönetmeliğe uygun ama tüzüğe aykırı gidiyor. Amirim tamam, belki uygun bunlar ama anayasaya aykırı. Peki sonrasında ne diyor? Bu diyor, eğer
konusu suç teşkil eden bir emirse hem emri veren sorumluluktan kurtulamaz, suçlu sayılır, hem de emri uygulayan. O bakımdan hani Gezi'de çadırın yakılmasını falan kişiydi. Hayır, değil. Burada emri veren de, uygulayan da, yukarıdan onu güden de sorumludur. Bu bakımdan 137. madde mesela, ben bir başka anayasada görmedim. Bak, önemli bir madde. İşte direnme hakkı dediniz. Burada ne yapıyor? Uygulanması kolay değil tabii ama memura bile direnme hakkı veriyor burada. Yani amirine karşı diyor, amirim tamam ama yani ben bunu, bu emri icra edemem. Önemli bir düzenleme. Ne kadar uygulanıyor tabii bunu işletmek de sonuç olarak bizim elimizde. Peki burada hak özneleri açısından, şimdi ben size işte düne dair göndermeler yaptım. Özellikle insan hakları belgelerine ilişkin birkaç gönderme. Bugünü betimlemeye çalıştım. Sorun yumağı. Hakların kullanılması, sahiplenilmesi, etkileştirilmesi de yarının Türkiye'si. Çünkü bu toplantıyı kararlaştırdıktan sonra geçen 6 ay ne oldu? Dünden bugüne ilerlemedi. Ağırlaştı. Ağırlaştı. Ağırlaşmaması için demek ki haklar üzerinde daha çok düşünmemiz gerekir. İsterseniz şöyle yapalım. Bir, bu konuda üç başlıkta topluyorum bunu da. Birinci olarak haklar alanı nelerdir? İkinci olarak hakları savunanlar kimlerdir? Bizlerin konumu. Üçüncü olarak da o dikenli alanlar. Direnme, gerçekten direnme hakkı var mı? Nerede başlar, gerek var mı, nerede biter? Bunlarla toparlayacağım. Şimdi haklar alanı, öncelikle haklar alanı. Çok az anayasa vardır ki, dünyada çok anayasa, az anayasa vardır ki, bizdeki kadar, tabii 61 daha belirgin, 82 de öyle, geniş hak ve özgürlükler yelpazesi tanımış olsun. Hatta bölüm olarak, birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm şeklinde. Kişi hakları ve özgürlükleri, sosyal ve iktisadi haklar ve özgürlükler, siyasal haklar ve özgürlükler. Üç büyük ve ayrı bölümde geniş bir yelpaze. Bunu kabul edelim, bunu söylüyoruz. Ha, diyeceksin ki sınırlamalar, onu söyleyeceğiz ama bu var. O nedenledir ki 5 yıl önce anayasa değişikliği ile Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı tanınırken Anayasa Mahkemesi önünde, bu anayasada yer alan haklara karşı şu kayıtla gidebilirsin Anayasa Mahkemesi'ne. Burada da varsa, yani burada yer alan haklar ama burada da yer alması kaydıyla. Neden bu ayrım? Çünkü bu anayasada yer alan hak listesi burada yer alandan daha geniş. Yani burada 30 hak varsa burada 10 hak var ve bakacak, evet çevre hakkı diyecek Anayasa Mahkemesi. Evet ama çevre hakkı burada var, 56. madde burada yok, reddediyorum diyecek. Görüldüğü gibi hani bu da önemli bir alan. Ama tabii ki öyle kolayca reddedebilir mi bu Aksaray reddi gibi, ona da değineceğim. Şimdi bu bakımdan hakların neler olduğunu, hak kategorilerinin türlerini, niteliklerini, kendi aralarındaki ilişkileri çok çok iyi bellememiz gerekiyor. Şimdi ben size sizler öğrenin diye değil söylemiyorum bunu. Benim de öğrenmem gerekiyor. Çünkü bizler hukukçular tutucuyuz büyük ölçüde ve var olan metni okuruz. Onu da yarım okuruz. Hemen yanı başındaki maddeyi dikkate almayız. Ve mesela sistematik yorum geleneği bizde yerleşmiş değildir. Hemen bakarız, bu maddede hayır yok öyle bir şey deriz ve reddederiz. Oysa bir maddeyi okuyarak değil, yorum yöntemlerini birlikte uygulayarak, sistematik yorum, öbür maddede, öbür bölümde ne yazıyor, genel olarak genel hükümlerde ne yazıyor, uluslararası hukukta ne yazıyor, bütün bunları birlikte değerlendirmemiz gerekir. Demek ki hak ve özgürlüklerin neler olduğunu çok iyi bellememiz gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi ise hak ve özgürlüklerle bizim aramızdaki, konumumuz arasındaki ilişki. Şimdi diyelim ki sizler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarısınız.
sizler, barolar ve birçok alan. Şimdi, kamu kurumunun telindeki meslek kuruluşlarına demokratik kitle örgütleri de diyoruz. Sivil toplum örgütleri var. Ben kuruluş demiyorum. Sivil toplum örgütü demek lazım. Dernekler, vakıflar, işte sendikalar var. Barolar, kamu kurumu telinde meslek örgütleri olarak avukatlar daha farklı bir konumda. Daha bir hak savunucusu. Bir de hani bunların dışında insan hakları savunucuları. Şimdi mesela size hangi eleştiri yönlendiriliyor? Ne işiniz var sizin Aksaray'la, Aksaray'ın gerçekten ak mı, kaçak mı, değil mi filan? Ne işiniz var siz, niçin projenizi çizin filan? İşte burada ya da öğretim üyesi, işte sen dersini anlat üniversitede. Ne işin var cumartesi günü evinden çıkıp mimarlarla terliyorsun böyle. Mimari yapısı bile çok şey sağlıklı olmayan bir yerde filan. Git şeyinle filan yap filan diye. Şimdi bu tabii bu işte demokrasi anlayışının hak ve özgürlük anlayışının çok dar olması ve bir yerde değineceğim sokak sandık diyalektiği yerine sadece gözlerin sandığa yönlendirildiği bir toplum demektir. Oysa ben örneğin eğitim sen üyesi olarak olmadı ya, dilerim hiç olmaz ya, şaşırmam ya, hani maaşlarımızla ilgili bir yürüyüş yapabilirim. Tamam. Bu. Evet. Bu da benim meşru hakkımdır. Ama ben anayasa hukuku uzmanı olarak, insan hakları uzmanı olarak benim sadece kendi hakkımla ilgili o tamamen spesifik bir alandır. Benim görevim hak ve özgürlükleri bütün olarak kavramaktır. Ve bütün olarak savunmaktır. Belki sizinki benimkine göre biraz daha dardır. Çünkü imar konuları sonuçta. Ama sizin de mimar olarak mimarlara şu haklar tanınsın biçimindeki çıkışınızla, hak talebinizle, hayır, mimarlar olarak bize yasanın, anayasanın yüklediği, bizim görevimizin bize yüklediği sorumluluklar gereği biz Türkiye imarını düşünmek durumundayız dediğin zaman, işte benim bahsettiğim hak kategorisi bu. Avukat, savunman, avukatın bir hakkı savunmasıyla avukat olmayan birinin savunması başkadır. O bakımdan bir çiftçiden siz üretimini savunmasını beklersiniz. Ama dikkat edin, benim domatesim kaça satılsın? Benim patatesim, ürettiğim patates emeğimin karşılığını alamıyorum. En doğal hakkı. Benim görev yaptığım Fransa'da üniversitelerinden birinde, Limoges Üniversitesi'nde çıktım bir gün. Dersten çıktım, lokantaya gidiyorum. Şeyde orada hani eski kent merkezini bizdeki kadar becerikli olmadıkları için onlar koruyorlar. Bizim gibi yıkamıyorlar böyle. Valilik, üniversite, postane, hep böyle garibanlar, onlar da bizim gibi ileri değiller. Çıktım, baktım valilik çevrilmiş. Traktörler var, işte öküz vesaire filan. Polisler bakıyor. Ne oldu dedim, nedir dedim. İşte çiftçiler köyden getirmişler şeylerini filan. Hani valiliği protesto ediyorlar. Peki niye müdahale etmiyorsunuz? Ben Türk kafasıyla bakıyorum. Bakın niye müdahale etmiyorsunuz dedim. Uslu duruyorlar. Yani bir şey yapmıyorlar filan dedi. Ondan sonra yemekten dönerken müdahale etmişler. Müdahale etmenin nedeni de bir balkonu göçertmişler. Valilik konağının bir balkonu şeyler nedeniyle hasar görmüş, polisler dur demiş. Ama o çiftçiler akşamleyin meslektaşlarla konuşurken bir seferinde şeylerle getirmişler, traktörlere, bidonlarla, hayvan sidiğiyle valilik konağını yıkamışlar. Şimdi dikkat edin burada, dikkat edin. İşte burada üreticinin kendi hakkını sahiplenmesi, değil mi? Üretici kendi hakkını, doğal bir şey.
toplantı ve gösteri yürüyüşünün için kullanıyor. Kendi hakkını, benim emeğime şeyi ver, hakkını ver diyor. Emeğime karşılığını ver diyor. Sen devletsin, senin görevin bu diyor. Görevin bu. Biz de hani genellikle bu tür kendine özgü bir varlığı olduğu için, hani vadilik böyle halkın falan değil, kendine özgü. Ne diyoruz işte, neden mesela biz çok üzerine durduk. 61 Anayasası'nda insan haklarına dayanan devlet, 82'de insan haklarına saygılı devlet neden farklıdır? İşte bu farkı görüyoruz. Şimdi ne oldu? Dikkat edin. Dikkat edin. Bizde tamam yapamıyorlar ama çiftçiler sahipleniyorlar, örgütleniyorlar, kooperatif kuruyorlar vesaire. Çok daha cılız biçimde. Valiliğe gitmek henüz hadleri değil zaten. Valiliğin belirli bir şeyine yaklaşamazsınız. Peki ama neye tanık olduk? Şu Karadeniz'de Erzurum köyüne kadar HES'ler nedeniyle hayır diyor. Dokundurtmam diyor. 20 yıl önce bunu düşünür müydük? Düşünemezdik. Ne yapıyor? Yaşam mekanıma dokundurtmam diyor. Şimdi bu görüldüğü gibi bunu savunması olağandır, beklenmelidir. Ha ben orada oturmuyorum. Ama ben de savunmak durumundayım çünkü benim uzmanlık alanım bu. Savunmaz isem görevimi yapmamış olurum ben. Şimdi bu açıdan demek ki hak kategorileri iyi kavranmalı ama her birimizin hak ve özgürlüklerle ilişkisini de çok iyi saptamamız gerekiyor. Çok iyi saptamamız gerekiyor. Bu tabii aynı zamanda yönetim sistemiyle ilgilidir. Yönetim sistemiyle ilgilidir. Diyelim ki beni öğretim üyesi olarak Van'a gönderir. Ama öyle merkeziyetçi bir yapı var ki sen sadece üniversitede dur diyor. İşte mimar profesör diyelim. Peki ben belediye konseyinde yer almak istiyorum. Hayır. Sen değil, sen sadece ders ver öğrenciye diyor. İşte bu katılımdır. Bu ademi merkeziyetçiliktir. Mesela Türkiye'de ademi merkeziyetçiliğin önemini vurguladığım zaman eğer böyle bir mekansa Kürtler için mi istiyorsun der. Diyarbakır'da konuştuğum zaman sadece sizin için değil, bu bütün Türkiye için. Ya öyle bir şey var mı? Niçin sadece bizim için istemiyorsun derler. Ben de o zaman şunu söylerim. Varsayalım ki biz homojen bir toplumuz. Yani hiçbir ayrı gayrılık yok. Saf ırk diyelim, bir varsayım. Öyle bile olsa Türkiye bu kadar büyük coğrafya bakımından, nüfus bakımından ve demokratik devlet olma iddiasında bu merkeziyetçilik Türkiye'yi batırır. İşte batırıyor. Yıkıyor Türkiye'yi. O bakımdan ademi merkeziyetçi yapı özellikle bu yetkilerin yakma, yıkma, tüm imardan uzaklaştırma yetkilerinin tek merkezde değil, daha farklı bir yapılanmaya kavuşturulması için Türkiye'nin ademi merkeziyetçiliğe doğru kaydırılması şart. Bununla birlikte düşünmeliyiz. Peki, şey nedir? En son başlık, üçüncüsü, sonuncusu. Direnme, yani nereye kadar gidebiliriz, nereye kadar gitmemiz gerekir? Hak ve özgürlükleri kullanmak için birincisi dedim hangi haklar, ikincisi biz neyiz, kimiz, üçüncüsü nereye kadar? Şimdi burada şunu belirteyim, bir norm alanı, yani ben hakkımı kullanıyorum, özgürlük kuraldır, ben hakkımı kullanırım, kimseden izin almam. Kural budur ama ben evimi yaparken kurallara, ön koşullara uymak durumdayım. Formaliteler belli. Ama onun ötesinde mesela özellikle kolektif özgürlüklerde olduğu üzere toplantı ve gösteri, evet bellidir. İnsan hakları evrensel bildirgesi burada yazıyor. Avrupa Sözleşmesi burada yazıyor. Anayasamız burada yazıyor. Ben bu kurallara saygı göstermek koşuluyla kullanırım özgürlüğümü. Kullanırım özgürlüğümü. Senin görevin ise bu kurallara saygı göstermektir. Şimdi bizim hukukçular, avukat arkadaşlar bazen şöyle bir yanılgıya düşüyorlar. Direnme hakkını. Hayır, direnme hakkı değildir. Ben özgürlüğümü, hakkımı kullanıyorum. Yasanın, normun bana sağladığı, verdiği hak ve özgürlüğü kullanıyorum. Direnme dediğim zaman o zaman müdahale etmeye kalk. Onu müdahale
yetkisini meşrulaştırmış olurum. Benim özgürlük alanıma saldıran kişiye karşı ha ne olur? Evime giremez. İlgili kişi yetkili imzalı bir karar olmadıkça giremez. Şimdi o giremesine karşı benim hayır demem, sokmamam, direnme hakkım değil. O yetkisini kötüye kullanıyor. Yetkisini kötüye kullanıyor o. Dolayısıyla benim özgürlük alanımla özgürlük alanımın çerçevesini çok iyi belirlememiz lazım. Ne oldu? Şimdi bütün bu Taksim olayları, 1 Mayıs olaylarında hep gündeme geldi. Silahsız ve saldırısı. Öbürü diyor ki ben sana diyor işte Kazlı Çeşme'yi gösterdim diyor. Orada yap. İstediğin kadar kişi topla, istediğin kadar tepin diyor. Ben sana karışmıyorum diyor. Ama buraya giremezsin diyor. Peki niçin giremezsin? 2911 sayılı kanunda güzergah belirleme yetkisi. Ben de diyorum ki ona sayın vali, sayın bakan, senin için bağlayıcı, benim için yararlanmak bakımından geçerli metin budur. Anayasadır. Anayasanın 33. 34. maddesinde güzergahı belirleme yetkisini mülki idare amirlerine tanıyordu anayasa 1982 metni. Ama 2001'de yapılan değişiklikte bu çıkarıldı. Bunun üstü çizildi. Anayasadaki kural şudur. Barışçıl, silahsız ve gösterisiz, silahsız ve saldırısız. O kayıt olmasaydı dahi zaten silahsız olur toplantı. Özgürlük şeyle olmaz, silahla olmaz. Bu kayıt belli. Ben sana bildirdim. Sen önlemini al, ben burada toplantı yapacağım. O zaman işte burada dikkat edin. Yasa değil, anayasa. Anayasayı uygulamak durumundasın. Evet, yasamaya düşen görev bunu kaldır. Bunu kaldırması lazım. Ama böyle bir boşluk olduğu zaman da anayasayı uygulamak durumunda. Ama ne yaptı bizimkiler? Bir geçen yılın başında hürriyetlerin geliştirilmesi adıyla bir kanun çıkardılar. Başlık da öyle çekici ki yani şey yapsanız, bir yabancı falan olsanız heyecanlanıyorsunuz. Ya hürriyetlerin, özgürlüklerin geliştirilmesine dair kanun yapılmış Türkiye'de. Bakıyorsunuz 2911'de yer alan kayıttan daha tehlikeli bir kayıt. İşte şeyin toplumun düzenini bozacak falan diye akışı bozacak diyor. Ve bu yıl yapılan kanunda ondan geri iç güvenlik kanunu. İşte bu bakımdan şimdi birincisi saptamamız gereken husus norm alanı. İkincisi ise sivil itaatsizlik. Üçüncüsü direnme hakkı. Direnme hakkının kullanılması demek ki benim özgürlük alanımda kullanıyorum özgürlüğümü. Bu ne sivil itaatsizliktir ne direnme hakkıdır. İkincisi sivil itaatsizlik daha çok pasif eylemle yapılan bir koruma girişimidir. Üçüncüsü ise direnme hakkıdır. Şimdi direnme hakkının nerede başladığı, nerede bittiğini tabii ki a priori yani önceden soyut olarak saptamak kolay değildir. Orada ortam ve koşullar belirleyicidir. Fakat bizde çok dikkat edilmeyen bir başka öğe belirleyicidir. Mesela 10 kişi sivil itaatsizlik yapabilirsiniz. Pasif oturursunuz ya da duran adam dediğimiz şey, oturan. Gezide oturuyorlar. Hani ne dendi? Oturmasınlar orada. Toplayın onları. Nedir bu? Burada yani gezide oturabilir, gecede kalabilir. Ama siz bunu yani yasaya aykırılık yok. Ama belki hani orada gelip geçenleri başkaları da yararlanırsa o zaman sivil itaatsizlik dersiniz. Fakat direnme hakkı olunca biraz valide bağda çıktı o. Orada nitelik ve nicelik ilişkisi çıkıyor karşımıza. Yani nitelik olarak siz diyorsunuz ki burada bu yapılmamalı. Niçin yapılmamalı? Bir kez valide bağ sit alanı. İki mahkeme kararı var. Üç İşte bu kavrama lütfen dikkat edin. Kullanmadığımız biz hukukçular da ben hep iğne çuvaldız şeyinde iğneyi sürekli kendimize batırmamız gerekir diyorum. Az kullandık. Burada ödev var.
Yani şimdi Validebağ'daki konuşmama tanık olanlarınız vardır aranızda. Ya da işte Üsküdar Belediyesi önünde yaptığım konuşma, hani Validebağ savunması diye, ki bizim konuşmamız neydi? Korsan konuşmaydı değil mi? Korsan konuşma, tutar gelirdi zabıtalar, bizi hemen alıkoyabilirlerdi ya da dağıtabilirlerdi. Biri gelirdi su sıkardı filan. Şimdi boyalı su da sıkabilecek. Boyalı su da sıkar. Hani yeni kanuna göre işte İbrahim Kaboğlu suçlu sabahleyin fakülteye, hayır işte bakın akşam bilmem neredeydi diye gülüyoruz ama hakikaten bunlar hak etmediğimiz düzenlemeler bunlar aslında. Şimdi buradaki bu işin özü bu Validebağ savunması, ben bunu size e-maille göndereyim de üyelerinize, hani kısa çünkü bunun özelliği, hani bu metin 3 sayfalık metinde esasen bizim çok eleştirdiğimiz anayasamız, anayasamızın maddelerini sıralıyorum. 23, 43, 56, 57, 63, 168, 169, 170. Sadece şunu belirteyim. 23 ile yerleşme özgürlüğüyle 57, 56'yı geçiyorum şimdilik. 57 düzenli kentleşme. Her ikisinin ortak paydası düzenli kentleşme. Peki o zaman mimar olarak ben düzenli kentleşmeye göz müyüm hocam? O zaman mimar mühendis odaları niçin var? Birer şey olsun o zaman. Yani birer sadece bir görevli olsun, verilen emri yerine getirmek için. Bunu kollamak, bunun verdiği yükümlülüğü yerine getirmek aynı zamanda sizin mesleğin varlık nedeni. Ha geliyoruz 56. maddeye. Şimdi dikkat edin, 56. maddede 3 önemli ödev var. 1- kirletmemek çevreyi. 2- korumak. 3- geliştirmek, dinamik görev. Bu ödev önce devletin, kirletmeyeceksin. Sit alanını bozmayacaksın. Anayasanın açık hükmü bizim, yurttaşların, devletin ve yurttaşların ödevi. Devletin ve yurttaşların ödevi. Ama benim bir avantajım var. Hakkım aynı zamanda benim. Şu halde Validebağ'a gidip ya ne oluyor burada? Ne yapılıyor? Biçimdeki sorgulamam anayasanın 34. maddesinin bana tanımış olduğu gösteri özgürlüğüyle sınırlı bir durum değil. Yurttaş olarak benim anayasa profluğumla ilgisi yok. İşte orada gördünüz gelen arkadaşlar, ya ne iyi ki geldiniz falan. Hayır, olağanüstü bir şey yok ki. Yurttaş olarak geliyorum ben. Gelmem de gerekiyor çünkü anayasa bana ödev yüklüyor. Koruyacaksın diyor. Önleyeceksin diyor. Koruyacaksın diyor. Ben o sıfatla oradayım. Ha, öyle olunca o zaman oradaki kolluk gücüne, yok hayır sen anayasayı ihlal ediyorsun. Anayasayı ihlal ediyorsun. Ben bu gösteriyi, olağan bir gösteri yapmıyorum ben. 34. maddenin bana tanıdığı gösteri bilmem maaşım için ya da şu kişileri savunmak için yapmıyorum bunu. Anayasanın bana yüklediği yükümlülüğün bir gereği olarak ben buradayım ve bunu koruma yükümlülüğü altındayım. Sen suçu sen işliyorsun. Ama tabii gelin görün ki o neyle geliyor? Topuyla tüfeğiyle demeyelim de hani orada caminin minaresi tamamlanıncaya kadar polis nöbet tuttu biliyorsunuz. O da nedir? Aslında yurttaşlara da hakarettir. Yani şimdi niye karşı çıkıldı? Burada cami yapılmasın diye. Yoksa bir kez temeli atılıp duvarlar örülmeye başlayınca hangi yurttaşımız gidip ona müdahale edecek değil mi? Tamam. Duysa siz minareye çıkıp onu yıkacak durumda değilsiniz. Ama o bir devlet. Şimdi burada biz devleti sorgulamak durumundayız. Yani devletin algılanma biçimini sorgulamak durumundayız. İşte şimdi ilkin ortaya attığım anayasayı tebdil, tayir ve ilga. Acaba birkaç yurttaş mı, birkaç yüz yurttaş mı bu suçu işleyebilir? Yoksa topu tüfeği elinde olan ve anayasal yetkiler zirvesinde yer alan kişi ve kurumlar mı işler? Evet, bu soruyla bitireyim. Teşekkür ederim. Buyurun. Tabii. Şimdi, ses kaydı da yapıyorum. Mikrofon.
Ben aile hekimiyim, Doktor Hülya Şen. Yanlışlıkla buradayım aslında. Yeşil Yol diye bir Karadenizlilerin bir itirazı vardı. O makine mühendisleri odasındaymış. Ben onun toplantısına diye geldim ama burada olduğum için çok mutluyum. Onu öncelikle söylemek isterim. Şimdi dediniz ki yasalar anayasanın gerisinde. Anayasa, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri anayasalar giderek daha geri midir bilemiyorum ama en azından bendeki bilgi öyle. Yani gittikçe daha geri anayasalar ve yasalardan biri geri yasalar. Önümüzde yeniden bir anayasa belirlenecek. O nereye doğru gidecek onu beraberce göreceğiz ama ben hep şunu merak ettim. Yasama yetkisi parlamentoda fakat parlamentoya seçilen kişilerin yetkinliği hiç tartışılmıyor. Bir de bütün bunun sebebi olarak siyasi partiler yasasını suçlayabilir miyiz? Siyasi partiler yasasını değiştirmek, parlamenter yapımızı değiştirip daha aklı başında yasalara sebep olmaz mı? Hukukçular siyasi partiler yasasının değiştirilmesi için çaba harcar mı? Yetmez mi? Yeter mi? Peki. Haydi, teşekkür haydi, ederim. Sordunuz. Nasıl yapalım? Toptan mı yanıtlayayım yoksa teker teker mi? Teker teker olabilir. Doktor hanımefendi. Evet. Adınız neydi hanımefendi? Hülya Hanım, evet. Hadi, tamam, kağıt. Evet. Adnan bir arkadaş daha. Evet, buyurun. Metin Bey, sivil anayasa yolcusu, evet. Sizin yazılarınızı paylaşıyoruz arkadaşlarla. Sağ olun. Metin Karadağ, şimdi sevgi kişisel bir kavram. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Özel alan kavramı. Ama saygı kamusal bir kavram. Yani kimseyi sevmek zorunda değilsiniz ama saygısızlık etme hakkına sahip değilsiniz diye biliyorum. Geçtiğimiz yıl dönemin yetkilisi, en yetkilisi Yargıtay kararından dolayı Sayıştay da olabilir, yanlış hatırlıyor olabilirim. Anayasa Mahkemesi. Evet. Anayasa Mahkemesi. Evet. Evet. Saygı duymuyorum dedi. Evet. Yani bu bir anayasal suç değil mi? Anayasal bir kurumu, anayasal bir kuruma karşı böyle bir tavır, böyle bir tavır yargılanması gerekmez miydi? Anayasa açısından. Teşekkürler. Evet. Buyurun. Peki, tamam. Sami Bey siz şey yapınız. Muhittin Karahan. Hocam konuşmanızın sonundan başlayacağım. Hani oraya camiyi yapmaları. Oraya o caminin gerekli mi değil mi yoksa bir kılıf uydurma mı? Hiç mi onu da sorgulayamayacak mıyız? Sit alanımıza ihtiyaçtan mı duyuyor? Mabet yapıyorum diye. Hepsi iyi niyetle mi yapılıyor? Buna da bir cevap verirsen sevinirim. Burada var. Burada da var hocam. Nereye verelim? Böyle verelim. Kemal Atasoy benim adım. Ben Sayın Hocam merak ettiğim şey şu. Yasalar... Pardon, adınızı alamadım. Kemal Atasoy. Ha, Kemal Bey, evet. Evet. Yasalar ve yönetmelikler anayasanın uygulanışını gösteren hükümler olduğuna göre bu anayasaya aykırı gözüken yasalara itiraz edeceklerin listesi belli. Vatandaş olarak bu aykırılığı İleri süremeyecek olmamız bir eksiklik değil mi? Teşekkür ederim. Çok güzel, evet. Ümit Sönmez efendim. Benim soracağım daha genel... Ümit Bey mi? Ümit Sönmez, evet. Genel olarak bu bahsettiğimiz mesela 13. maddeden bahsettik uzun müddet. Şimdi öyle bir vaziyetteyiz ki bütün hukuksuzluk bir şekilde alabildiğine bir başıbozuk düzende gidiyor. Buna bir sürü itirazlar yapılıyor. Fakat bu itirazların hiçbirisi kale alınmadan bunca zamanda geçti. Ve bir sürü hukuksuzluk, kanunsuzluk, hatta bir sürü de suç işlendi.
Şimdi bir kere bundan evvel neler yapılabilirdi, yapılmadı? Sorumun bir tanesi bu. Genel olarak soruyorum. İkincisi, bundan sonra geriye dönük olmak kaydıyla da neler yapılabilir ve bundan sonrası için neler yapılabilir? Yapılabilmeli daha doğrusu. Namık Kemal Kaya, ben Ankara'dan katılıyorum. Hocam, siz sık sık Kaçaksaray'dan da bahsettiniz. Biraz da ona atıfta bulunarak bir iki şey değerlendirmek istiyorum. Şimdi tabii hani anayasaya saygılı olmak, yasaları çiğnememekten bahsederken aslında bunu yapan iradenin aslında bir kere yaşadığı şeye, sisteme saygı duyması gerekiyor. Şimdi burada hiçbir şekilde ne etikten ne ahlaktan hiçbir şeyi de bahsedemiyoruz. Aslında birçok sorum olacak ama neresinde nasıl tutacağımı da bilemiyorum. Çünkü her şey ayaklar altında bir şekilde. Ama bir iki kritik örnek vermek istiyorum. Özellikle biz Memur Odası Ankara Şubesi olarak işte birçok ilde yani bizim şubelerimiz davalar açıyor. Biz 300'ün üzerinde dava açmış durumundayız. Açtığımız davaların %90'ı şu şekilde yapılan imar değişikliklerinde işte büyükşehir değişiklik yapıyor. Biz dava açıyoruz. O hemen şeyi iptal ediyor. Dönüyor küçücük bir değişiklikle yani şeyin arkasına dönerek bir daha değiştiriyor. Yani bir ihlal var ve bunu açıkça yapıyor ve bunu gazeteler yoluyla da Büyükşehir Belediye Başkanı bunu söylüyor. Bir kısmı bu. İkincisi biliyorsunuz son süreçte İşte Bülent Arınç'ın işte Melik Gökçek'le ilgili söylediği Ankara'yı parsel sattı şeklindeki ithamı bizim de bu konuyla ilgili işte 8 Haziran'dan sonra biraz baskılayarak bunun konuşulması, bunun anlatılması şeklinde bahsettiğimizde dönülüp bizim şube başkanımıza bununla ilgili dava açıldı. Tabii bundan bir önceki bir süreç var. Bizim yani meslek odalarının çıkartmış oldukları şeyler, yayınlarla ilgili bizim bir önceki dönem yönetim kurulu başkanımıza 5 yılı gerçi ertelendi ama 10 ay ceza işte seçme ve seçilme haklarından mahrum edecek şekilde cezalar verildi. Aslında hiçbir delil yani ispatlanmadıkları halde. Ama tabii bu bir siyasi bir şey, bir komplo olarak değerlendiriyoruz. Bize göre yani şeyin şimdiki yönetim kurulu başkanımıza bir altlık olarak oluşturulacak bir süreci yaşıyoruz aslında. Şimdi buraya baktığımızda iş gittikçe yani mahkemelerin de siyasallaştığı bir süreci yaşıyoruz. Bunu aşmanın önümüzdeki süreçte sizin için yani size göre ne kadar bir şey var, süreç gerekiyor ya da bunu nasıl bir şeyle çözüm yoluyla aşabiliriz diye düşünüyorum. Soruyorum daha doğrusu. Kurtuluş Sunal, benim sormak istediğim soru şu. Bu anayasada diğer ırkların, dini azınlıkların temsiliyetine yönelik değişiklik, yani Avrupa Birliği demokratikleşme ve Avrupa Birliği'ne yaklaşma konusunda bir adım atılacak mı? Yani anayasanın demokratik bir şekil alması konusundaki perspektifiniz nedir? Ben direnme hakkına konusunda bir iki şey söyleyeceğim. Örnek vererekten söylemek istiyorum. Şimdi birçok yaşam alanında köylümüz tarlasıdır, su kaynağıdır. Şeydeki Validebağ'daki cami olayında olduğu gibi parka inşaat yapmaya geliyor. Hatta mahkeme kararı varken ya da mahkeme yargı sürerken jandarmayla işte tanklarla, tank demeyeyim ama silahlarla gelip halkı bir kenara çekip inşaat yapmak istiyor. Bu durumda Validebağ'da olduğu gibi ya da başka yerde olduğu gibi, HES'lerde olduğu gibi halkın orada inşaatın önüne geçmeye çalışması, engellemesi ya da mimar olsunu görevden alın dedi. Yok. Başımızdaki böyle bir dava da açıldı ya da bir girişim de oldu. Burada yanıt vermemek. Örneğin bir yasa çıkarttılar.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na meslek odalarını bağladı. Anayasaya aykırı olarak. Dedi ki, ve örnekleri de var yazıyla, meslek odalarını denetlemek istedi. Anayasaya aykırı, çok açık ama çıkartmış olduğu yasayla, kanun hükmüne kararnameyle daha doğrusu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na böyle bir yetki verdi. Ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın altında bir müdürle meslek odalarını bağladı. Anayasaya aykırı. Ama bunu uygulama için girişim, yazışma. Şimdi tabi bu şuna da dönüşebilirdi. Biz meslek odaları olarak hayır senin denetlemeye yetkin yok. Anayasaya TUMOP kanununa aykırı dedik. Polisle kapımıza bu bir tepki verdik, direndik. Hayır dedik. Polisle de gelebilir. Aynı Valide Bağ'da ya da HES'lerde olduğu gibi. Direnme hakkı nedir? Nasıl bu direnme hakkımızı hukuk dışı davranışa, tepkiye ya da uygulamaya karşı davranışımızı nasıl tanımlayacağız? Teşekkürler bu sorular için. Şimdi tabii aslında sorularınız hem zor, kaliteli ama üzücü de, hüzün verici. Çünkü yani ülkemizin gerçekleri ve yanıtta yetersiz kalmam, hani benim yetersizliğim, tabii ben iddialı değil, yetersiz olabilirim ama tabii ki ülkemizin durumunun çok şey olmasından da kaynaklanıyor. Bu adam bilmiyor niçin karşımıza geldi demeyin. Çünkü o size sunmaya çalıştığım siyaset-hukuk diyalektiğinin tamamen kırılması ve siyasetin hakim olması. Siyaset ise çoğunluk kuralının aslında milli irade adı altında işte çoğunluğun oyu, ona saygı, sandığa saygı gerekçeleriyle tek kişiye hem söylem olarak hem de içerik olarak tek kişiye doğru yönlendirilmiş olmasının çok ciddi sonuçları bunlar. O bakımdan hani 7 Haziran seçimlerini sonuçlar olarak, sonucu olarak ve bir de bir alternans politiğin, yani siyasal münavebenin sağlanması ölçüsünde ben 14 Mayıs 1950 seçimleri kadar en azından değerli olduğunu düşünüyorum. Olabilirse eğer, hani gerçekten siz yönettiniz, tek parti olarak yönettiniz. Tek partinin yol açabileceği hasardan daha derin bir hasar ya da hasarlar yarattınız. Buna neden oldunuz ve şimdi siz lütfen durun. Biraz biz yeni bir şey yapmayacağız. Yeni bir şey yapmayacağız, onaracağız sadece. Bir onarım dönemine ihtiyacımız var. Çok ciddi olarak bunu yapabilirsek, yapabilseydik ama yapmamızın 10 gün, geçen 10 gün, 13 gün içerisinde mümkün olmayacağını maalesef görüyoruz. O zaman bu çok daha değerli olurdu. Şimdi direnme konusunda tabii oradan başlayalım. Hani direnme hakkı. Şimdi açıklamada sizin verdiğiniz örnek ya da verilebilecek diğer örnekler, Validebağ'dan daha güçlü örnekler var çünkü diğerleri. Validebağ'da diyebilir ki, denebilir ki, evet burada bir şey var, sit alanı, evet bozuluyor, cami, Validebağ duruyor. Sonuç olarak hani kimsenin yaşam hakkını biz doğrudan ihlal etmiyoruz ya da su kaynağını yapmıyoruz falan. Hani bir tür bir haklar yarışması var, haklar çatışması var. Çevre hakkı, diğer işte kültürel, doğal ve tarihsel mekanların korunması. Ama öbürü gibi, hani köylü örneğini Erzurum
şeyinde, yaylasında olduğu, Karadeniz vadilerinde, Munzur'da vesaire başkalarında olduğu gibi doğrudan doğruya yaşam kaynağı benim şeyimi ne yapıyor? Benim yaşam kaynağımı sadece benim değil, benimle birlikte flora, fauna ve hani Homo sapiens olarak benim aynı zamanda şimdi benim yaşamım aynı Homo sapiens olarak şeyle mümkündür. Flora ile, fauna ile ve flora ile mümkün ancak. Onlar olmaksızın benim de yaşamımın bir anlamı kalmaz ama ben olmasam bile flora ve faunaya saygı gösterme gereği var. Şimdi bu orada çok meşru bir şey var. Meşru, hani biz meşru müdafaa diyoruz, zorunlu müdafaa suç olmaktan çıkarıyor bunları. Hani bu bu tür haklılık tezlerini geliştirmemiz gerekiyor. Fakat şöyle tuzaklar da yok değil. Bunu biz öğrencilerin toplu ifade özgürlüğü raporunu hazırlarken gördük. Ondan sonra bunu Gezi raporunu hazırlarken gördük. Şeyimizde mevzuatımızda suç ihtas eden, suç yaratıcı düzenlemeler var. Yani hani son zamanlardaki valinin emri falan değil. Diyor ki sizi dolduruyor, hapishaneye gönderiyor. İşte Erzurum, Hopa olaylarından sonra Erzurum hapishanesine gönderildi. Ne için gönderildi? Terör, bunlar terör örgütüdür. Erzurum'da başbakan gelirken gösteri yaptıklarına göre, taş attıklarına göre herkes muti bir biçimde Rize alkışlar, göklere çıkarır. Hopa nasıl bunu yapar falan diye terör örgütü bakıldı, edildi, kolektif olarak götürüldü. 2-3 ay tutuldu Erzurum'da. Terör örgütü yok, bulamadılar. Bulamayınca ne yaptılar? Öyle hakim terör örgütü diye getiriyor, tutukluyor bunu. Yok terör örgütü. Çıkarırsa, hadi siz serbestsiniz bir şey yok derse, o zaman ne oluyor? Anayasanın 40. maddesini daha işletemedik. Hani haksız yere, anayasaya, kanuna aykırı olarak insan hakkını ihlal eden kişiye dönme. O zaman 3 suçu ihtas etmek çok kolay. 1. Polise mukavemet etmek. Polise mukavemet etmek. Hani işte aramızda hukukçu var Ülkü Hanım. Diğerleri de vardır mutlaka avukat. Yani o kadar kolay ki polise mukavemet etmek. Yan baksan mukavemet diyebilir. Peki başka? Kamu malına zarar vermek. 2911 sayılı kanuna muhalefet etmek. Yani toplantı ve gösteri. Şimdi o kadar kolay ki. Hele hele bu daha sonraki kanunlar yürürlüğe girdikten sonra işte 66-38 çok daha kolay. Bunlar tabii bunların sürekli üzerine gitmemiz gerekiyor. Üzerine gitmemiz gerekiyor ama bunlar tabii hukukumuzun hakikaten hukukumuzu hukuk olmaktan çıkaran bir alan, düzenleme zinciri. Şimdi bunları sürekli teşhir etmemiz gerekiyor. Bir şey göstermek istiyorum bu vesileyle. Anayasa Mahkemesi için hazırlanan Amicus Curiae raporu. Şimdi biz Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği olarak başkanlığını, kurucu başkanlığını yaptığım ve Türk Ceza Hukuku Derneği bir araya geldik ve dedik ki biz Amicus Curiae mahkemenin dostu, mahkemenin dostları. Bir rapor hazırladık. Anayasa Mahkemesi önünde bu kanun biliyorsunuz. Anayasa Mahkemesi Başkanı'ndan randevu aldık, götürdük bunu, teslim ettik. Başkana dedim ki, Sayın Başkan dedim, bizim hazırladığımız bu rapor teknik bir rapor. Biz politika yapmadık. Ama dedim, sizin vereceğiniz karar teknik olmanın ötesinde, çok ötesine bir anlam ifade edecek. Çünkü biz bu anayasayı, 82 anayasasını olağanüstü ortamda hazırlanan bir anayasa diye eleştiriyoruz 35 yıldır. Ama bu yasa Gezi ve Kobane gerekçe yapılarak hazırlandı ve Türkiye'nin bütününde bütün zamanlar için savaş durumundan çok daha vahim sonuçlar doğurabilecek bir yasadır. O nedenle bunu iptal etmeniz gerekiyor. Biz bu
bir mecburiyet olmadığı halde bunu mahkemeye yardımcı olmak amacıyla yaptık. Hemen dedi ben bunu fotokopi çoğaltacağım, hemen üyelere dağıtacağım. Çok çok sevindi. Hani ne kadar işlev görecek bilmiyoruz ama bunun ötesine bir saat kadar hani bunların getireceği sakıncaları, çelişkileri toplum için ve Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda göreceği işte ve sordunuz anayasa nedir diye hanımefendi de sordu. Doktor şeyiyle diğer bir soru daha var anayasayla ilgili ve şunu söyledim ve size de sorunuza da yanıt olarak vermiş oluyorum. Evet bu anayasa eleştirdiğimiz bir anayasa. Yenilensin diyoruz. Ama bu kanun bu anayasaya çok yönlü olarak aykırı olduğuna göre sizin vereceğiniz karar aynı zamanda bu anayasanın ulaştığı eşiği de gösterecek. Nereye kadar bu anayasa ileriye götürülebiliyor? Bu ne bakımdan önemli? İki bakımdan önemlidir Sayın Başkan dedim. Bir, bu anayasa yenisi yapılıncaya kadar bu anayasanın hükümlerinden en etkili biçimde haklar yönünden yararlanmak bizim hakkımız, doğal hakkımız. Bunun güvencesi olmak durumundasınız ve bu anayasa yürürlükte olduğu sürece iktidarı sınırlayacak, biz de haklardan yararlanacağız. Ama ikinci bir önemli tarafı var işlevi, o da şu. Bir gün eğer yeni bir anayasa yaparsak o zaman bu metinden daha geri bir metin yapmamak durumundayız. O zaman Anayasa Mahkemesi'nin bunu yorumlaması önemli çünkü bize yutturabilirler. Yeni anayasa, yeni anayasa yapıyoruz. İşte sivil dediler, demokratik dediler ama yeni anayasa bu anayasanın kazanımlarının ilerisine giden bir metin yeni anayasa olur. Yoksa tarih olarak yeni olursa işte 61 anayasası var, 82 anayasası var. Sordunuz, dediniz ki Anayasa Mahkemesi'ne nasıl gideceğiz biz? İşte iktidar partisi zaten oyladığı için gitmez. Cumhurbaşkanı aykırıdır gitmiyorum diyor. Ana muhalefet partisi nihayet işte ana muhalefetse ancak gidiyor o inanca sahipse. Şimdi mesela bizim Marmara yerleşkesini biliyorsunuz. Marmara Üniversitesi'nin Haydarpaşa yerleşkesini kanuna ekledikleri bir maddeyle bu diyor burası Sağlık Bilimleri Üniversitesi olacak diyor. Siz nereye taşınacaksınız? Ne olacak? Aynen politika aynı Birleşik Kaplar gibi. Yusufeli ne olacak? Onu ilgilendirmiyor bu. Oradaki halk ne olacak? Cehennem, canı cehenneme. Su altında kalsın. Ne olursa olsun onu düşünmüyor. Yeter ki suyla dolsun orası. Baraj olsun diyor. Şimdi ne olacak buradaki hukuk fakültesi? Onu düşünmüyor. Burada tıp fakültesi, tıp üniversitesi kuracağız diyor. Şimdi 61 anayasası olsaydı üniversite anayasa mahkemesine başvurabiliyordu. Yani üniversite organ davası diyorduk ama 82 anayasası onu kaldırdı. Şimdi bazı ülkeler var işte Portekiz gibi Macaristan gibi bir tek kişi bile anayasa mahkemesine gidebiliyor. Bireysel başvuru geldi 2010'da. Bireysel başvuru, şimdi bireysel başvuruyu üniversite kullanamıyor. Belediye kullanamıyor. Siz kullandınız, menfaatiniz yok dedi. Peki o zaman böyle bir bireysel başvuru olur mu? Güneyde Alanya yöresinde o doğal mekan yani kıyılara erişim hakkı açısından verilen mahkeme kararını uygulamıyor. İdare Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor. Dar bir yorum yapıyor. Anayasamıza göre değil Avrupa Sözleşmesi Mahkemesi bu şekilde yorum yaptı diyor, reddediyor. Şimdi hani burada bir yerde tıkanıyoruz. Demek ki başvuru yolları var ama başvuru yollarının olması yeterli değil. Anayasamızda en az 10 yerde başvuru olanağı öngören madde var ama etkili olması gerekiyor. Demek ki hani yeni anayasa üzerine düşünürken bunları 3 şekilde düşünüyoruz bunları. Hangi ölçütler mesela ölçüt var şimdi anayasamızda 13. madde ölçüt. İyi ölçütler koyuyor. Anayasa Mahkemesi de var, İdare Mahkemesi de var. Demek ki onların bağımsızlığına dokunmayacaksınız. 3, başvuru yollarında etkili bir biçimde kullanılması gerekiyor. Biz ya da parlamentoya gönderdiğimiz bir milletvekili Anayasa Mahkemesi'ne başvurmalı. Ne demek 110 milletvekili? Ebleh mi onlar? Ha, gerçi diyebilirsiniz ki siz üniversite profları olarak ebleh olmasaydınız birine 1000 oy veriyorsunuz. O değil başınıza. 500 oy alan getiriliyor. Onda haklısınız. İşte bu da nedir burada işte?
ben onu şey olarak ne diyor? YÖK başkanı çıkmış televizyona diyor ki Sayın Başkan diyor bu kadar oy almış diyor. Siz ikinci sıraya atıyorsunuz diyor. Cumhurbaşkanı onu üçe atıyor. Nasıl diyor? Bu bizim meşru hakkımız diyor. Hayır, hayır. Ya bilmiyor, YÖK başkanı ya bilmiyor meşruluğun ve yasallığın ne olduğunu ya da kamuoyunu yanıltıyor. Evet, mevzuat olanağı tanıyor. Ama ne demokratik ne de meşru. YÖK başkanı bilmiyorsa koca YÖK'ün başındaki kişinin cehaletine mi dersiniz? Biliyorsa da söylüyorsa daha kötü tabii ki. Ama budur yani. Bunun şeyi bu. Burada söylemiyorum. Ben bunu televizyonda da söyledim. Yani kimseden çekindiğim için değil. Bunlar gerçekler. Gerçekleri dile getirmemiz, getirebildiğimiz kadar, dilimiz döndüğü kadar yaşadığımız sürece. Efendim? Şimdi şöyle bakın. Ha, güzel. Şimdi oraya geliyorum. Hem sorularınıza bakıyorum ama fazla dağıtmadan hem saatime bakıyorum. Terlerinize bakıyorum filan. Şimdi terleyen kişi olmak istiyorum diyerek seçim kampanyası yürütüldü. Teri bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren anayasa. Değil mi? Yaptırım ne olacak diyorsun. Şimdi yaptırım şöyle. Doğru, bir kez önce doğru okumamız gerekiyor. YÖK meselesinde yani üniversite rektörü burada demokrasi ölçüsü. Şimdi ben eğer 1000 prof olarak birine oy vermişsem tabii ki bunu atayamaması gerekir. YÖK'ün eleyememesi gerekir. Cumhurbaşkanının ikinci sıraya geçirememesi gerekir. Ama bu şeyi de yasa ile diyelim ki 12 Eylül'ün kalıntısı bu. Peki ama 2015'te ben eğer demokrasinin ilerisini falan istemiyorum. Yenisini falan sünme aşağı. Asgarisi yeterli. Asgari bir demokratik düşüncem varsa, asgari bir meşruiyet inancım varsa, eğer 1000 prof birine oy vermiş ise, bir diğerine 500 vermişse, ne olursa olsun 1000 prof, 1000 oy alan kişiyi atamak durumundayım. İşte bu, burada yaptırım yok. Mesela Cumhurbaşkanı ile ilgili şeyde tamam anayasada sorumsuzdur dediği bu. Çünkü bu anayasa içi yetkidir. Efendim Aksaray'da ya da kimilerine göre Kaçaksaray'da bakanlar kurulunu topladı. Hemen arıyorlar bizi hocam filan. Hayır diyorum ki bu anayasa içi yetkidir. Hiç toplamasa da olur. Yılda bir toplar, 6 ayda bir toplar ama anayasa içi bir yetkidir. Fakat 105'teki sorumsuzluk budur, yoksa seçim meydanına inip seçim kampanyası yap, oradaki sorumsuzluğun dışında bir şeydir o. Anayasa dışıdır o. Anayasa dışıdır. İşte bizim belki şey yapmamız gereken bu. Ama bunu gördüğünüz işte televizyon ekranlarından hayır dediler. Terleyen olmak istiyordu. Başkaları gibi olmak istemiyordu. Bunu deklare etmişti. Ama ben anayasayı ihlal edeceğim diye bir beyanda bulunmadı ki. Bu anayasa dışı bir durumdur. Ha yaptırım mı diyorsunuz? Şimdi burada şöyle düşünelim. Burada bir tuzağa düşmeyelim. Cumhurbaşkanı ne zaman suç işler diye ben hiçbir anayasada rastlamadım. Çünkü Cumhurbaşkanı suç işlerse, diğer yurttaşlar gibi suç işlerse zaten ceza kanunu uygulanır buna. Mesela milletvekili dokunulmazlıklarında olduğu gibi. Fakat bunu seçim kampanyasına çıkabilmesi için Cumhurbaşkanı olması gerekiyor. Yani yoksa rastgele kişi zaten yapamaz bunu devlet olanaklarıyla. İşte bu anayasanın bir boşluğu mudur? Yoksa az önce sorduğunuz gibi diğer sorular bir anayasa kültürü sorunu mudur? Ya da 104. madde Cumhurbaşkanı'nı öyle bir yere, öyle bir konuma yerleştirmiş ki diğer hiçbir organın sahip olmadığı bir konum. Sadece anayasal kurumların uyumu ve bütünlüğünü değil, anayasanın uygulanmasını gözetecek. Demek ki bir kendisi için öngörülen yükümlülüklere uyacak, maddelere uyacak, onun ötesinde anayasanın bekçiliğini yapacak. Şimdi böyle bir kişi bu konumda bulunan, bu statüye konulan kişi anayasayı bir seçim meselesiyle bu şekilde ihlal edecek diye şey yapılmamış.
düşünülmemiş. Biz bunu bir, o da elimde, 82 öğretim üyesi 1 Haziran'da Cumhurbaşkanı seçimlere gölge düşürüyor diye hangi anayasa maddelerinin ihlal edildiğini, neden ihlal edildiğini teker teker sıraladık ve Anayasa Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu vesaire anayasal organları şeye çağırdık. Yayınlayan gördüğüm kadarıyla sadece 3 gazete oldu. Şimdi görün televizyon ekranlarında 7 Haziran'dan sonra anayasa ihlaliydi diyenler, dillendirenler var. Çünkü hani korku azaldı. Ama tabii ki buradaki temel sorunumuz şu. Kenan Evren musalla taşına konduğu zaman, ya ne diktatördü demek değil 35 yıl sonra, zamanında ona şey yapmaktı. Yoksa ben öğretim üyesi olarak, efendim cübbesini geri alalım, kampanyaya katılır mısın? Katılmam dedim. Çünkü dedim bizim üniversitelerimiz ona sıraya girmişlerdi. Kırmızı halılar sarıyorlardı. Ne olur bize de gelin kurtarıcı diye alkışlıyorlardı filan. Dal kavukluk yapmak için hocalarımız sıraya girmişti filan. Üniversiteden uzaklaştırılan hocalarımıza tepki gösteren hoca kaç taneydi filan. Şimdi adam şeye girmiş, komaya girmiş. Bravo, demokratlığımı gösteriyorum. Soruyorlar, şey için ne diyorsun diyorlar. İstiklal mahkemelerini niye eleştirmiyorsun? Sonra yasada ne düşünüyorsun? Şimdi bunu soranlar bana Ergenekon, KCK, bilmem Balyoz ne düşünüyorsun demiyor. Bunlar demokratikleşmeydi. Bunlar olağanlaşmaydı. Oydu. Ben onlara şunu söylüyorum. Tamam, İstiklal mahkemelerindeki eksiklikleri sorgulamak benim görevim. Ama onu okuyarak ancak şey yapabiliyorum. Yasada dinleyerek, ama ben buna tanıklık ediyorum. Yani bir öğretim üyesi olarak, bilim adamı olarak tanıklık ettiğime karşı tavır koymak durumundayım. Çünkü yarına karşı sorumluyum ben. Tanıklık ediyorum, hayır diyorum, ses çıkarmıyorum. Sonra 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, ya neydi be şu Ergenekon şeyleri de, Silivri Mahkemesi ne kadar şeydi değil mi filan. Hayır, benim söz söylemeye hakkım yok. O nedenle zaten bu hakların etkililiği de, bugünden önlem alırsak bugün ne yapabiliriz? Bu açıdan tabii direnme hakkı bu açıdan çok önemli. Dağıtmadan, geç haydi dağıldı ama şimdi dağıtmadan, yani hep hukuk, aynı şeyler çıkıyor karşımıza çünkü. Hukuksuzluk, demokratikleşme, mesela dini gerek azınlıklar dediniz, Avrupa kriterleri, anayasa demokratikleştirilebilir mi? Bakın mesela dini azınlıklar, Lozan Antlaşması, Lozan Antlaşması ya da şimdi MHP HDP koalisyonu gündeme gelince MHP ne diyor? Ben yokum diyor. Ülkeyi bölen partiyle yokum diyor. Ama ya da barış sürecini geri alırsanız diyor, ama ben de ona şunu söylemek durumundayım. Sayın Bahçeli ya da sayın yöneticiler, esasen barış sürecinin anayasal ve yasal zeminini siz hazırladınız. 15 yıl önce, 14 yıl önce dil yasağını anayasadan koalisyon hükümeti olarak çıkardınız. İyi ki çıkardınız. Peki ana dilin öğrenilmesini 3. yargı paketiyle, 3. uyum kanunuyla siz çıkardınız. İyi ki çıkardınız. Aynı kanuna azınlıklarla ilgili madde koydunuz. İyi ki koydunuz. Dahası idam cezasını kaldırdınız. Alkışlıyoruz. O zaman kendine tutarlı olacaksın. Yaptığını sahipleneceksin ve daha ileri götüreceksin. İşte azınlıkların korunmasını da bu çerçevede düşüneceğiz. Ama azınlıkların korunmasıyla siz Alevileri düşündüyseniz, o zaman zaten anayasanın laiklik ilkesi var. 24. maddesi var. Olumsuz tanımı laikliğin, dinin politikaya alet edilememesi. Anayasada temelleri var. Ama anayasada mesela bir hörgüç var. En çok sahiplendiği iktidarın madde. Zorunlu din dersi. Ne dendi? Zorunlu din dersi. Niçin karşı çıkıyorsunuz? Fizik zorunluysa. Bir de siz fiziği, Alevi fiziği, Protestan fiziği, Sünni fiziği, Yezidi matematiği olarak okutabilir misiniz? Yani ikisi aynı kefeye konabilir mi? Şimdi dikkat edin, bunlar söyleniyor. İşte bence direnme hakkı ya da hakların etkililiği dendiği zaman, hani bu tür toplumu yönlendirici, kırıcı, yani bellekleri, algıyı kırıcı şeylere karşı
söylemlere karşı tavır belirlemek. Yani onlara karşı da icabına gösteri ve yürüyüş yoluyla hayır yapamazsınız. Siz zorunlu din eğitimi altında kendi şeyinizi, mezhebinizi benim çocuğuma şırınga edemezsiniz. Mesela Alevilere yönelik olarak yapıldığı zaman tamam haklısınız diyorum ama ben Sünni aileden gelen bir kişi olarak diyorum. Siz benden daha iyi konumdasınız. Çünkü siz kolektif olarak karşı çıkabiliyorsunuz. Alevi benim şeyim farklı karşı çıkabiliyorsunuz ama olan Sünni aileden gelen kişi olarak benim çocuğuma oluyor. Çünkü benim çocuğuma hayır din dersi kendi şeyini şırınga ediyor, kalke ediyor çocuğuma kendi düşüncesini, kendi inancını. Dolayısıyla burada sorun zaten azınlık haklarında da şey yaptığımız gibi kolektif haklarla bireysel özgürlüğü yerli yerine iyi oturtmak gerekir. Belki burada direnme hakkı konusunda da haklar ne zaman kolektif kullanılır? Bireysel özgürlük nedir? Bireysel özgürlükte kolektif özgürlüğün buluştuğu ve ayrıştığı yerler nelerdir? Bunları da tartışmak gerekiyor. Şimdi mesela Hülya Hanım'ın sorduğu anayasal çerçevede, anayasada tamam çok karşı çıktığımız hükümler var kuşkusuz. Ama dediğim gibi kazanımları da önemli, kazanımlarının saptanması da önemli, sahiplenilmesi de önemli, tescil edilmesi önemli. Ama siyasal partiler kanununda anayasaya aykırı birçok hüküm var. Mesela şimdi bunlar diyebilir ki yeni bir parlamentoda bir ittifak oluştu. Biz siyasal partiler kanununu değiştireceğiz. Değiştirebilirler. Tıpkı seçimlerin temel hükümleri kanununda yer alan %10 baraj anayasaya açıkça aykırıdır. Biz bunu değiştireceğiz. Hemen değiştirebilirler. Demek ki hani bu günahları, bu sorumlulukları tümünü anayasaya yükleyemeyiz. Anayasayı da açıklayamayız. Anayasada kabul etmediğim, mutlaka değiştirilmesi gereken birçok çelişkili, antidemokratik hüküm var. Antiliberal. İşte tamam benim de özellikle çok duyarlı olduğum alan anayasa fetişizmi ile anayasasızlaştırma çelişkisi. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu anayasa gitmeli diyorum. Yeni anayasa bizi kurtarır diyorum ama bu anayasaya da saygı göstermiyorum. Şimdi bu anayasaya saygı göstermeyen kişi olarak dedi ki mahkeme kararına saygı göstermemek anayasaya saygı göstermemek demektir. Çünkü burada benim metnimde gönderirim duruma göre hani şey olsun diye okumadım, girmedim ayrıntıya siz de konuşabilin diye. Mesela 138. madde. 138. madde yargı bağımsızlığına ilişkin maddedir ve yasama ve yürütmeye kesin yasaklar koyuyor. Emir veremeyeceksin, talimat veremeyeceksin, mecliste görüşme yapamayacaksın bir dava görülürken. Senin yapacağın vereceği kararı icra etmektir diyor. Yani kararı uygulayacaksın diyor. 138. madde. Geçen yılın başında meclis başkanı Cemil Çiçek 138. madde ölmüştür dedi. Yani çökmüştür, uygulanmıyor. Peki 138. maddeyi benim uygulatmama şansım var mı? Mimarlar olarak sizin uygulatmama şansınız var mı? Yok. Hangisinin var? İşte anayasada öngörülen yasama yürütme yargının. O zaman ben anayasa mahkemesinin kararına saygı göstermiyorum demek doğru. Anayasanın ihlali demektir. Bunda bir kuşku yok. Sevmek zorunda değil, hoşlanmak zorunda değil, paylaşmak zorunda değil ama senin saygı göstermeme diye bir şeyin yok. Onun gereğini yerine getireceksin. Bu tabii aynı zamanda hukuk kültürüyle ilgili bir şeydir, anayasa kültürüyle ilgili bir şeydir ve kamusallıkla yani bir devlet olma sorunuyla ilgilidir. Çünkü yani
Biz mesela anayasayı, özellikle benim önerdiğim anayasa tasarımı, önce ülke diyorum. Yani sizin de işte bütün bu imar dediğiniz, vadiler dediğiniz, kültürel ve doğal değerler dediğiniz alan, flora ve fauna, sonra biz varlığımızı borçlu olduğumuz ülke, en sonunda da bu ülkenin değerlerini koruyacak, bu ülkede yaşayan insanların hak ve özgürlüklerini güvence altına alacak bir siyasal örgütlenme. Çünkü o bizim kurumuz, bizim şeyimiz, kurgumuz. Hukuk devletinde devleti şöyle tanımlarız. Hukuk devletinde devlet hukuk kuralları bütünüdür. Hukuk kurallarına saygı göstermiyorum dediğiniz zaman o bütünü zedelemiş olursunuz. O bütünü zedelemek aynı zamanda işte devletin birliğine ve bütünlüğüne şey yapmak demektir. Halel getirmek demektir. Şimdi bunun yanı sıra birçok soruyu şey yaptım. Neler yapılabilirdi anayasanın 13. maddesi? Neler yapılabilirdi? Bundan sonra ne yapabiliriz? 13. maddeye karşı şimdi şöyle söyleyeyim. Meclis Başkanı bizi belki hatırlarsınız 19 Eylül 2011'de 24 anayasa profunu meclise çağırdı. Nasıl yapalım anayasayı dedi. Nasıl yenileyelim bizde hani anayasayı yenileme tümden yenileme şeyi yok maddesi yok. Dedim ki önce Sayın Başkan dedim. Acaba dedim bu çatı altında bir kanun oylanırken kaç milletvekili 13. maddenin gereklerine bu kanun uyuyor mu, uymuyor mu sorgulamasını yapıyor dedim. Bu önemlidir çünkü dedim yeni anayasa yaptığımızı varsayalım 2-3 yıl sonra. Bunu kim uygulayacak Sayın Başkan? Şimdi dolayısıyla bu sorgulama bence bugün de geçerli olan sorgulamadır. Bunu sorgulayamadık. Bunu Anayasa Mahkemesi'ne her zaman taşıyamadık. Taşıdığımız zaman sonuna kadar sahiplenemedik. Anayasa Mahkemesi de bizi çoğu zaman hayal kırıklığına uğrattı. İşte 4+4+4 anayasaya aykırıydı. Sonra yine sizleri de doğrudan ilgilendiren husus. Büyükşehir belediyelerinin çoğaltılmasına dair kanun. Tartışabilirsiniz. Ama tartışamayacağınız bir husus var. Siz var olanı kaldırıp belediyeleri sıfırlayıp köyleri darmadağın edip yenisini inşa edemezsiniz. Burada önemli olan var olanın yanına yeni bir şey eklemektir. CHP ve MHP şurada paralellik sağladı. Federasyona mı gidiyoruz dedi. Hayır. MHP daha çok tabii. Hakkını yemeyelim şimdi. MHP daha sıkı sarıldı. CHP Anayasa Mahkemesi'ne gitti ama onu da zaman zaman dillendirdi. Hayır. İlgisi yoktu federasyonla. Merkezin yetkilerini şey yapıyor, güçlendiriyor. Ve dikkat edin arkadaşlar, dikkat edin. Anayasaya aykırı idi bu kesinlikle. İkinci maddesine demokratik devlete aykırıydı. Benim demokratik birimimi nasıl yok edersin? Yenisini kur ama benimkini yok edemezsin. Hatırlar mısınız? Önceki pazar günü seçim gününde bir belde hiç oy vermedi. Hiç vermeyeceğiz. Bizim belediyemizi kaldırdılar. Belediyemizi geri getirinceye kadar oy vermeyeceğiz. İşte bu aynı zamanda bir şeydir. Bir tavır koymadır, direnmedir. Vermiyorum, oyu vermiyorum. Şimdi kaç belediye, kaç belde sakini direnebildi? Kaçımız karşı çıktık biz? Hani demokrasiye, demokrasi adına demokrasiye aykırı düzenleme. İşte nedir? Bunlar hep sorgulanması gerekendir. Bence bilgilenme çok önemli. Tabii bilgilenme duyarlılık şeyimizi kamçılar ve ondan sonra da bunu eyleme dökme, eyleme çevirme. Peki başka bir şey kalıyor mu? Tabii. Vatandaş olarak şu andan itibaren vatandaş olarak ve bir imarlar olarak evet. Ne yapabiliriz? Yani böyle somut eğer bir şeyler söylenebilecekse bunun somutları neler olabilir? Olmalıdır ya da. Şimdi şöyle söyleyeyim. Başlarken şunu söylemiştim. Hani
bizim Türkiye'nin eleştiriyi hak etse de kayda değer bir uluslararası birikimimiz var. Örnek verdim. Ama bazen bu tür salonlarda konuşurken işte Avrupa Mahkemesi şu konuya götürelim Avrupa'ya. Şimdi mimarlar ve mühendislerin yaptığı gibi benim kürsü arkadaşım da ilgileniyor. Anayasa Mahkemesi'ne götürelim. Bazıları diyor ki Avrupa Birliği'ne mi götüreceğiz? Avrupa mı bizi sömüren falan? Şimdi karıştırıyorlar. Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi'nin farklı olduğunu karıştırıyorlar. Avrupa Konseyi bizim de kurucusu olduğumuz insan hakları iyi ki var diyorum. İyi ki var diyorum. İşte bu nedir? Bu bir bilgilenme sürecidir. Şimdi bazen pardon adınızı bir daha. Ümit Bey, bazen biz hukukçularda ama Türkiye'nin belirli kesimleri mesela daha çok eyleme önem veren kitle örgütleri hayır hukuk fazla önemli değil diyor. Hukuk işte sizin şeyiniz biz eylem diyor. Mesela 1 Mayıs ya biz tüketelim bütün hukuki yolları hukuki şeylerimizi yok biz eylem biz gideceğiz. Tamam eylem önemli söyledim zaten şeyi yani nitelik ve nicelik ilişkisini ayarlamamız lazım. 100 kişi olursanız hemen dağıtır. 100 bin kişi olursanız siz onu dağıtırsınız. Şimdi burada bence nicelikle niteliği bir araya getirelim. Bu önemli. Ama bilgi ve hukuki mekanizmaların işletilmesi de önemli. Bilgilenelim, milletvekillerimizi sorgulayalım. Mesela dün şey geldi bana ziyaretime. Beyza Üstün'ü tanırsınız. Çevre mühendisi profesör. 3. bölgeden 5. sırada seçildi. Anayasa konusunda yardım için zaten tanışırdık. Ve çıkarken biliyorsunuz değil mi dedim bizim bina dedim şey oldu. Hemen hocam ne olur bana bir şey gönderin hemen soru önergesi vereyim soru sorayım falan. Şimdi nedir bu? İşte bu hani bir yapılabileceklerin asgarisidir. Mesela üniversiteme şunu önerdim. Tamam dedim. 61 anayasasına göre gidemiyoruz biz anayasa mahkemesine ama İki rapor hazırlayalım, iki ciddi rapor. Birini Anayasa Mahkemesi'ne gönderelim. Önünde Anayasa Mahkemesi'nin neden anayasaya aykırı olduğunu bunu şey yapacak. İki, meclise gönderelim, yeni meclise. Ve hani bu yasayı geri alsınlar diye. Nedir bu? Bunu yapmak tabii ki birilerimizi terletecek. Ha birileri derse ki ya bunu işte yapsa İbrahim Kaboğlu yapar. Öbürü dese ya bunu Ümit Bey yapsın filan. Genellikle öyle deniyor çünkü. Nasılsa yapan biri var. Benim görüşüm genişletmek, bunu yaymak. Bunu gittiğim bir yerde söylüyorum hep toplantılarda. Bakıyorum çok çok önemsiyorlar. Hocam ne olur siz gelmeseniz olmaz filan diyor. Gidiyorum. Salon tıktım tıktım olacak diyorlar filan. 100 kişi diyelim. Bir başka toplantıya gidiyorum. Ya işte gençler de pek ilgi görmüyor da kadınlar da şöyle filan. Bakın diyorum. Şimdi bunlar mazeret değil. Bir ortak payda var. Kamusallıkla ilgilenen kesimler genellikle aynı çevreler ve çok sınırlı kalıyor bunlarda. Çok sınırlı kalıyor. Öyle olunca o zaman bir toplantı oluyor, gösteri oluyor. Çıkanlar marjinal diyor. Şimdi marjinal değil mi filan diyor. Şimdi bunu diyen valiyi biz mutlu bir biçimde uğurladık İstanbul'dan. Yani ismiyle müsemma biçimde gitti adam. Ve sevindik işte birine marjinal dediği için dava kazandı diye. Ama biz şunu yapamadık. Ne demek sayın vali? Ben marjinal değilim. Ben mimarım, ben avukatım, doktorum, ben profum ama ben sokaktayım. Sokak marjinallerin yeri değil. Çünkü eğer sandığa inanıyorsak sağlıklı sandığın yolu sokaktan geçer. Sokak özgürlüğünün, sorgulama özgürlüğünün yasaklandığı yerde sandık sakattır. İşte bence bu alanları yaymamız gerekiyor. Ben 3D eksiğini insan hakları ihlali olarak Türkiye toplumunda 10 yıl önce ortaya atmıştım. Bir dedim, dinleme özürlüsüyüz. İki, dikkat özürlüsüyüz. Eksiği diyelim, özür demeyelim. Üç, bunun sonucu olarak da duyarlı değiliz. Dinleme, birine bir şey söylüyoruz, yarısını algılıyor. O öbürüne çeyreğini iletiyor. Dikkat şeyi nedeniyle. Ondan sonra da duyarlılık oluşturamıyoruz. Bence kamusal mekanlarda bilgilenelim, daha çok yayalım ve
daha eyleme, daha çok örgütlenelim, daha çok eyleme geçelim. En azından hani belki şu söylenebilir bu Ümit Bey'in ısrarı üzerine. Mesela Gezi nedir? Şimdi Gezi nedir? Ben Gezi'ye gittim. Birçoğunuz gitmişsinizdir. Ama şunu yapamadım. Validebağ'a daha çok gittim. Şunu yapamadım mesela. Hani Gezi'de saatler saatler kalamadım. Çünkü evet orada platforma bile çıktım ben. Bildiri okudum. Anayasa Hukuk Araştırmaları Derneği Başkanı olarak yönetim kurulu üyelerine olarak suçtur dedim. Suçtur burada size uygulanan ve sizin arkanızdayız hukuki yollar. Bunu yaptı, bunları yaptı benzer ama ben günlerce kalamadım orada. Sabahlayamadım çünkü başka şey. Ama ne yaptık? Bir araya geldik. İşte hukukçular, hekimler, mühendisler bu raporu hazırladık. Halit Kelenk birincilik ödülünü kazandı. Ödülü kazandığı için iyi bir şey tabii. En azından değerlendirenler var. Ama dikkat edin. Şeyde 24 Ocak'ta mühendislerle konuşurken tabii kitap falan yoktu. Bunlar yoktu. Ama dedim mesela dedim biz bunu yaptık fakat bunu İngilizceye çevirecek şeyimiz yok dedim. Mesela size dedim teklif etsem Cemal Bey'e mi biz veririz tabii lan dedi. Yani inşaat mühendisleri kişisel olarak hiç beceremediğim bir şeydir. Orada Arzu Hanım dedim avukat dedi, katılan şeyi Arzu Hanım hemen not edelim dedim. İngilizceye çevirdik. Mesela inşaat mühendisleri ödedi. Şimdi bunu İngilizce yabancı şeye de göndereceğiz bunu. Nedir? Hani bunun şunun için bunu belirttim. Evet ben belki orada sürekli bulunamadım ama benim yapabileceğim bu. Bu da dava kazanmak için Gezi'nin vandalizm olmadığını, Gezi'nin sadece bir hakkın kullanımı olmadığını, Gezi'nin sadece bir sivil tatsızlık olmadığını, Gezi'nin bir direnme hakkı olmadığını sadece, Gezi'nin hem sosyal hem de siyasal boyutlu bir şeyin tavır olduğunu, bir eylem olduğunu ve belki de dikkat edin Gezi'nin bu kadar keyfi yönetime karşı burada izah ettiğimiz gibi çok yönlü özgürlükler ihlaline karşı nedir? Bir dur demektir. Dur diyor. Hayır. Bir yere kadar gidebilirsin. Benim hak ve özgürlüklerimin bütününü ihlal edici önlemler alamazsın. Bir dur, bir frendi Gezi. Ne yaptı Gezi'ye şey olarak, misilleme olarak? Sen çıkarsan Gezi'de bu vandalizmi sergilersen ya da Kobani'de şunu yaparsan ben de sana öyle bir yasa çıkartırım ki işte 1 Mayıs'ta bunun uygulamasını gördük. Nefes aldırmam. Ve benim yorumum yine o bile ne olmadı? Başarılı olamadı sandıkta. Frenledim dedi. Yani anayasal frenleme denge mekanizmalarını tümüyle kaldırdı hemen hemen. İşte Anayasa Mahkemesi'nin ufak bir direnişini bile ne yaptı? Ya Anayasa Mahkemesi'ne başvuran parti diye suçladı partiyi. Ya da Anayasa Mahkemesi'ni lağvederim dedi. Lağvederim dedi. Şimdi bunu diyebilir. O zaman halk da dedi ki tamam sen anayasal fren ve denge mekanizmalarını kaldırdın. Seçim meydanlarında indin. Ben devlet olanakları da yapıyorum bunu. Tanımıyorum. Hiçbir güç beni tutamaz. Tutamaz çünkü işte benim yorumum orada yine bir televizyon programında. Karşılaştırmalı anayasa hukukunda bunun anlamı 105. madde çerçevesinde vatana ihanettir dedim bunu. Halen de bunun arkasında duruyorum. Ama ne oldu? Halk dedi ki kendi seçmenleri tabii benim gibi yani siz başkası adına konuşmayın. Benim gibi partiye oy vermeyen için değil. Kendi seçmenleri öyle hani o kayıp ne dedi onu yaparken %52'nin bana sağladığı meşrulukta bunu yapıyorum dedi. Hayır. Senin meşru %52 değil %40 küsürdür. 11 puan aşağı. İşte bu nedir Ümit Bey? Toplumun anayasal kurumların göremediği fren ve denge mekanizmasını ben görüyorum. Tamam eksik oldu. Burası bir İspanya değil, Fransa değil, Almanya değil. Burası Türkiye ama hiç yoktansa iyidir. Şimdi bütün sorun toplumun kullandığı bu fren ve denge mekanizmasını nasıl genişletiriz, nasıl sürekli kılarız? İşte burada da pardon doktor hanım bir saniye. Burada da yine konuşmam sırasında belirttiğim bir şey var. Hepimizin ben başta İbrahim Kaboğlu olarak evet bir şeyler yapıyorum ama yeterli görmüyorum. Her akşam yatağa girerken hayır ben ne yapmalıyım? Yeterli değil diyorum.
kendimi eleştiriyorum. Acaba daha fazla ne yapabilirim diyorum. Aynı zamanda kendi kitaplarımı falan da düşünüyorum hep. Şeye kadar, kıyamete kadar mı erteleyeceksin kendi işlerini falan da demiyor değilim ama hayır, daha fazla kamusal alanı nasıl tahkim ederiz diyorum. Hepimiz öz eleştiri yaparak, özellikle sizler gibi duyarlı kesimler, mühendisler, mimarlar, doktorlar, öğretmenler, ondan sonra avukatlar, serbest meslek mensupları çok şey bir alandır. Yani Türkiye'de hala bu kamu kurum niteliğindeki meslek örgütleri yaptıklarının daha ötesinde yapabilecekleri çok şeyin olduğunun farkına varmalılar ve bugünden gece yok, yapalım demeliler ve yapmalılar. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Doktor Hanım'ın şeyini bastırdım ama neyse, tabii söyleyin, üçünüz de söylediniz. Evet. Son soru, bu sefer erken seçime engel olabilecek ve bir muhalif bir iktidar partisi, daha doğrusu partilerin bir araya gelebileceği bir koalisyon için öngörüleriniz neler? Aslında soruların şeyi yok. İbrahim Bey de yoruldu epey. Yani herkesin soruları, her yanıttan sonra da daha da artıyor. Diğer iki soruyu da sorsunlar da sonra onlar özel olarak şey yaparım. Hanımefendi. Efendim, ne yapmayı becer? Heyecan verici. Tamam, güzel. Hemen tweet mesajı atabilirsiniz o zaman. Tamam, evet. Pardon hanımefendi, önce sonra. Hangisiydi? Neydi soru? Kusura bakmayın. Şimdi sizin, tamam. Sizin sorunuzu Sami Bey'in sorusuyla birlikte yanıtlamaya çalıştım ama ad veremedim. Şöyle, yani değil tabii ki orada benim size göndereceğim metni, Valdeba sağ olması metnini göndereceğim. E-mail ile lütfen dağıtın. Dağıtacağım. Burada anayasaya aykırı olduğunu ve bize açık bir savunma ve direnme hakkı verdiğini, bunun kesinlikle kabul edilemez olduğunu zaten dediğim gibi korsan konferansta bile dile getirdim. Bundan kuşkunuz olmasın. Arkadaşlar, gerçekten katıldığınız için, sorularınızla desteklediğiniz için teşekkür ediyorum. İbrahim Bey'in belirttiği o metinlerin hepsini pazartesi salı günü ilgili haberle altında link olarak vereceğiz. Belgeleri yayınlamaya çalışacağız. Evet. Efendim kimler? Şöyle şimdi. Yok. O anlamda değil. Şey anlamında, Lozan anlamında azınlık değil. Ama Aleviler benim inancım farklı diyen bir grup. Dolayısıyla eğer Sünni olarak ben çoğunluksam, senin inancın hakkında ben görüş beyan edemem. Anayasanın tanıdığı din özgürlüğü ve laiklik ilkesi, başkalarının inancının ne olduğunu ben belirleyemem. Onlar belirler. Benimki farklıdır diyor. Ve farklı olan ben 20 milyonum diyor örneğin. O zaman dinsel açıdan ayrı bir gruptur o. Haliyle sayı olarak sayarsak Sünnilere göre azınlıktır. Sayısı azdır. Tamam. Tamam, yani eğer azınlık sözcüğü rahatsız ediyorsa sayısı azdır dersin. Efendim? Hayır, ben bunu dinsel anlamda söyledim. Yoksa bunu şey olarak sizi rahatsız edici anlamda söylemedim. Yok. Tamam. O anlamda yanlış anlaşılmış. Efendim? Arkadaşlar, mimarlar olarak siz katılımcılar adına teşekkür etmek amacıyla bir her ayın konuğunda bir plaketimiz var. Bu plaketi İbrahim Bey'e takdim edeceğim. Teşekkürler. Bu Mimarlar Odası'nın amblemi Megaron. Megaron ilk planlı mekan şeması olarak Mimarlar Odası amblem olarak kullanıyor.
Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Şöyle arkasına geçip hocam da fotoğrafımız olsun ya. Teşekkür ederim. Gelmek istiyorsun. Arkadaşlar, İbrahim Bey ile fotoğraf çektirmek isteyenler var. Gelin. Gelmek isteyenler buyurun. Hepinizi buraya davet ediyorum. Gel. O kadar yok. Ankara Şube Yönetim Kurulu'yemiz aynı zamanda. Hocam gel. Arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı işlemediği ya da ihmal etmediği.